Türkiye Beşiktaş'ı konuşuyor, dev derbiyi konuşuyor, Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetini konuşuyor. Şampiyonluk yarışında haftalar öncesinde, bundan 2-3 hafta önce Beşiktaş da şampiyon olabilir dediğimde biraz böyle tebessüm edildi. Ama Beşiktaş, hani Fatih Hoca'nın bir sözü var. Mucizeler zaman alır ama biraz zamana ihtiyaç vardır, değil mi? Ya baba benzer. Neydi o ya? Cümle neydi ya? Ertem. Fatih Hoca'nın sözü ya efendim. Ya bırak sen şimdi onu. Baba hayır, niye önemli ama. Sen Beşiktaş şampiyon deyince baba Sinan niye abi, gülüyor ya? Mucizeler imkansız değil, sadece zaman alır. Aynen öyle, bir şey söyleyeceğim sana. Değil baba mi? Öyleydi. Ha? Abdülkerim abi diyor ki şöyle baba söylüyor. Ama niye gülüyorsun sen? Ben bile diyor Fenerbahçe için şampiyon olacağımıza inanmıyorum. Bir dakika. Siz nasıl inanıyorsunuz diyor. Bir şey söyleyeceğim sana. O Fenerbahçe kendi adına konuşsun. Trabzonspor maçında 2 puan daha koy üstüne. Trabzon maçı. Şu kaybedilen maçları bir koyar mısınız? Biz bunu söylediğimiz zaman ilk Trabzon maçı oynanmamış. Hatırlıyorsun değil evet, mi? Evet. Böyle böyle hatırlıyorsun değil mi Apo? Trabzon maçı oynanmadan konuştuk. Şimdi. Koy 2 puan daha. Galatasaray 2 maç kaybetti diyelim. 2 puan daha ver. Koymadık. Böyle devam. Galatasaray 2 maç kaybetti. Fenerbahçe 2 maç kaybetti. Tamam. Beşiktaş hepsini kazandı. Tamam. Şampiyon oldu. Nasıl olacak? Bak puana. Bak. Bak, puan durumunu kalan bak, maçları falan bir yeterin evet, arkadaşlar. Nasıl evet, olacak? Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar. Nasıl olacak ya? Fenerbahçe bunları birazdan. Senin abi şimdi bir kalan maçları alalım Erdem arkadaşlar. Kalan maçları. Perişanlık mesaj attı. Kim? Ben. Ferit Bey. Okusana. Çok selamlar, saygılar. Oku sana. Altta. Dostum galiba sonucu pek doğru tahmin edemedin. Bir akşamı. Ferit Bey bir şey söyleyeceğim. Totem ya, o biliyor. Benim önüme kağıt attı. Dedi ki totem yapacağım bu sefer dedi. Ben de güldüm, o da tebessüm etti zaten. Çok inanmadım Sinan abiye. Hani Galatasaray kazanır dediğine. Hiç Sinan abi dedim bak Beşiktaş taraftarı bir şeyler söyleyecek diye. Ferit Bey gerçekten totem yaptı. Sinan abi ilk defa totem yaptı ve kazandı. Bu arada sizi de çok özledik. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sizi de çok seviyorum. Şimdi Ferit Bey, olmuyor mu? Sizce kim şampiyon olur yazar mısınız olmuyor Sinan mu abiye? Nasıl olmuyor puan ya? Olmuyor arkadaşım, olmuyor Sinancığım, olmuyor. Bir dakika abi göstersene maçları Ertuğ. O maç değil, sen şimdi aynen, iki maç puanları, iki maç kaybedin. Puanları koyalım. Abi bak iki maç şu anda 5 puan geridesin. Tamam. Beşiktaş şu anda liderden Galatasaray'dan 5 puan geride. Tamam. Şu anda. Evet. Ve bir maçı da fazla. Beşiktaş'ın bir maçı fazla. Yani bay geçeceksiniz. Galatasaray'la Fenerbahçe bay haftasını geçti. İki maç yetmiyor mu? Yetmiyor. Allah Allah, biz içeride hesap yaptık. Oğlum dua yapmadık. 70, ya. 67, 65. Söylüyorum Beşiktaş abi. Beşiktaş 65. Bayı abi ya? Allah seni kahretsin. Bayı var. Bir... 70, bayınız 67, var. 65. O bay haftası Galatasaray bir daha yenilecek. Ya da bir maç daha kaybedecek. Ya da bay bay olacak. O zaman Beşiktaş'ın ikinciliği şansı var o zaman diyoruz. O zaman. İkincilik çok olursa evet diyorum. Çok olabilir. Zor. Fenerbahçe takılır, bayı... eder, son gider Galatasaray'a şey yenilir. Sana. Belki ama kafa karıştı. Buradan şampiyonluk diyorsunuz. Ay, kafa karıştı. Matematik var ama hani 3 kere o yenilecek, 2 kere o yenilecek, herkes yenilecek. Ben Galatasaray diyorum. Bay geçecek. Ya olur ama futbolda matematikte oluyor öyle şeyler. Oluyor işte. O olur da. İşte ben gülüyorum. O zaman şimdi ya, şeye baktığın zaman burada... karıştırıyoruz artık. Antep, Hatay bilmem hani bu maçlar 3 puan bay falan unuttuk. Evet. Kardeş siz Beşiktaşlılar neyin peşindesiniz? Siz şampiyon senin olamazsınız. Senin peşindeyiz hocam. Siz şampiyon olamazsınız. Senin peşindeyiz. Hocam, ben biraz önce senin söylediğini ben söyleyince bana tepki gör. Bak sana bak, bir şey demiyorum. Yapay zeka. Sen bir şey demiyorum. Bir sen konuşunca susuyorsunuz. Sinan'a ben susacağım Sinan'a neyin peşindesiniz? İhtimali hesap. Ben söylüyorum. Yapay zeka çıkarttı Ahmet olarak. Tamam. Bugün itibariyle. Hakemlerin klasik yapay zekası başladı ya. Hoca dayanamıyor hakemler. Yapay zekadan başka bir şey bilmiyorlar. %71 Galatasaray, %26 Fenerbahçe, %3 Beşiktaş. Gururlan. Şartlar böyle. Tamam. Cuma günü gururlan. Yani 2 gün önce Galatasaray'ın şansı %88'di. 88. Kalan maçlara versene bir dakika. Hocam geri geldiğinde diyorsunuz ki evet, ben rakamlara falan bakmam, şuna hayır, bakmam, buna bakmam. Beşiktaş %88. Hocam sen bakar mısın? Abu Bakar hocam, Abu Bakar diyorum ben de sana o zaman. Abu Bakar. Espri değil, gerçek. Ver hocam, kalan maçları. Ver bir dakika kalan maçları sen içeriye. Ver kalan maçları içeriye. Ver abicim, aç Serkan. Aç kalan maçları verir misin bir? Ver bak sana kalan maçları gir. Ya Serkan evet diyorum. En tehlikeli Beşiktaşlı sensin bu alemde ya. Aç sesi. 10 saniye istiyorum. Usul hakkı. 20 saniye. Sayın Beyaz TV seyircileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendi, hepinizden özür dilerim. Kartal abi. Yapılan, görmemişin oğlu olmuş, tutmuş pipisini kopartmış. Bir saniye. Burayı yangın yerine çevirdi. Beşiktaş benim klibiyet aldı. Galatasaray sen çok büyük takımsın ki bu gece hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi kardeş yaptın. Bu adama Ertem'e, Subacı Ertem'e de burada
Görmemişim oğlum işareti. Beşiktaş başlarım. Ben yaptım. Sarı Beşiktaş'a saygı. Sen ayıptır ya. Galatasaray sen çok büyük takımmışsın. Kartal Ahmet. Sen çok büyük takım Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı bu gece kardeşim. Kartal Ahmet. Bravo hocam. Hadi Kartal ol. Ben yaparım. Kartal ol. Boş ver sen Kartal olacaksın. Kartal Ahmet. Sen Kartal Ahmet'sin bundan sonra. Senin adın Kartal Ahmet. Kartal Ahmet. Evet. Şimdi... 80'li yılların ünlü porno yıldızı Kazım Kartal. Dur ya hocam ya dur şimdi gerçek. Ya. Şimdi sen de, sen de onun kardeşi Ahmet Kartal. Hocam Ertem Kazım Kartal filmlerine büyüdü. Ya durun be sulandırmayın. Bu da Ahmet Kartal. Kazım Kartal'ın kardeşi. Şimdi Beşiktaş futbol takımını kutluyorum. Bugün özellikle dün akşamki programda Ertem'e dedim ki bu maçı alırsa taraftar alır. Müthiş bir taraftar vardı. Müthiş bir coşku vardı. Müthiş bir arzu vardı. Bakın bir futbol takımı düşünün. İki tane ezeli rakibini de yeniyor şu an. Yani Fenerbahçe'yi orada yendi. Şampiyonla oynayan Galatasaray'ı da burada. Hem de öyle falan değil. Fena yendi. Yani yanlış anlamayın bu tip kelimeleri kullanmam ama ben fena yendi. Hele bugünkünü, bugünkü de fenaydı. Hak ederek yani. Fener'deki Fenerbahçe maçı da aynı şekilde fenaydı. Yani... Şimdi tabii Fenerbahçe Beşiktaş yönetiminin sezon başı yapması gereken operasyonları çok geç yaptığı için ve tamamıyla buralara geldi, şu duruma geldi. Bugün Beşiktaş'ın şampiyon olma şansı şu takımına göre, rakiplerine göre hemen hemen daha fazla diyebiliriz. Daha fazla. Galatasaray takımı, o çok iyi dediğimiz Galatasaray takımı bugün doğru düzgün pozisyonlara bile giremedi. Bazen çok aciz bile kaldı. Yani ama müthiş bir Beşiktaş takımı vardı. Acayip bir fizik ve pres yaparak özellikle sahanın bir yıldızı vardı. Getson Fernandez diye. Evet. İçeride Apo'ya da anlattım. Bizim zamanımızda bir Rıza vardı bizim. Atom karınca. Rıza koşardı. Bu öyle falan değil. Rıza gibi falan değil bizim. Bu acayip yani tempo, sürat, hız. Nerede kademe? Torreira. Aynı Galatasaray'daki Torreira. Ama bu Torreira'nın iyisi ve daha hızlı. Allah'a var. Bugün tek başına orta sahaya gitti. Kucakladı. Müthiş bir oyun organizasyonu. Abubakar'a bakıyorsun aynı şekilde. Yani Galatasaray takımına deyim yerindeyse çok fazla pozisyon bile vermeden, çok fazla oynama hakkı bile vermeden yani ikinci yarıyla sürüklese etti. Onun için Beşiktaş takımını kutluyorum, tebrik ediyorum. Harika. Ve iki takımın futbolcularını da ayrıca kutluyorum. Oyunu çirkinleştirmeden, isteştirmeden hiçbir türlü hakemi de zor duruma düşürecek. Oyunun girecek hiçbir şeye de girmedikleri için ondan dolayı da iki takım futbolcularını kutluyorum. Bugün dediğim gibi dün de dedik. Bugün ligde aynı şekilde kartlar yeniden dağıtıldı. Tekrar Fenerbahçe olma şansı ben hocaya katılmıyorum. Şurada şimdi baktığın zaman 60'a 40 gibi duruyor. Yani Galatasaray 60 derim. Kendisi aslında Fenerbahçe'nin 40 gibi duruyor. Olmayacak diye bir şey yok. Bugün Okan Buruk'un hataları vardı. Yani çok sevdiğimiz Okan kardeşimizin oyun içinde yapması gereken hamleler yaptı, yapmadı. Bazı hamleler doğru değil. Yani dolayısıyla yanlış hamleler yaptı ve tutmadı. Onun için ama müthiş bir Beşiktaş vardı. Rakibini sürüklese etti, demolize etti. Deyim yerindeyse, hak ederek... Çok hak ederek. Hak ederek. Bakar forma göstermesi. Dediğim gibi rakibini sahada bölüm bölüm ezerek... Ne hakem, ne bilmem ne, ne şaibe hiçbir şey olmadan müthiş bir galibiyet aldı. Beşiktaş camiasını ve Beşiktaşlı futbolcuları kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum bu galibiyet. Abubakar'ın forma göstermesi Icardi'ye bir gönderme yaptı. Forma öyle değil, böyle çıkarılır dercesine bir nazire yaptı. Onu da getireceğiz ekrana. Rasim, ne hissediyorsun? Şimdi bugün benim doğum günüm. Aa. Ve doğum günümün içine... Ne güzel lan. Allah sağlıklı saatler ömürler versin. Daha neyi söylüyorsun? Abubakar kutladı doğum günü, ne güzel. Abubakar beni. Abubakar seni kutladı. İyi ki doğdun Rasim dedi. Güzel bir şekilde. Valla tabii ben Beşiktaş'a sempati duyan bir insanım. Onun için bak bunu çıkarmadım ama bizi öyle bir yendi ki. Rasim mikrofonunu biraz sıkıp veya formayı çıkarabilirsin. Formayı çıkaralım. Ya valla ama. Atmayalım evet. Yani onun için bak biraz böyle siyah. Hüzünlüyüm tabii yani işin gerçeği bu oranın bozuldu. Yani çünkü daha sonra gidiyorduk. Gayet iyi gidiyordu her şey. Şu an bir de ben şunu da görüyorum. Geçen hafta da bir bayram tatilindeydim ama yine bizim maçı seyrettim. Sizin yayını da önce Devrim Zengin'sin, Sersun'un seyretmeye çalıştım.
Geçen hafta da ben Galatasaray'ı hiç beğenmedim. Yine labali buldum, ciddiyetsiz buldum. Aynen. Psikolojik olarak böyle bir yamulmuş buldum. Ve bu haftadan korkuyordum. Ve oldu. Ve ben şu an şunu diyemem. Yani şunu dersek kendimi kal. Efendim 3 puan var daha yürürüz mürürüz. Şu karıştı hava işte, değişmezse. Karıştı. Ha, Beşiktaş'a şampiyon olacağı falan sanmıyorum. Yani Ertem'ciğim bilmiyorum Sinan abi ve sen ne dersin ama. Yani ben bayı unuttuk. Yani biz. Fenerbahçe ile Galatasaray kıran kırana bir sürece girdi ve gözüküyor ki bu iş 28 Mayıs'a kadar sürecek. 28 Mayıs o hafta gerçi maç oynanabilecek mi? Seçimlerin ikinci turda o zaman kalabilir. Çok karıştı yani. Mayıs ayı karma karışık bir aya döndü. Galatasaray toparlamazsa Fenerbahçe için de bir umut doğdu. Ve ben şu an mutsuzum. Yani şey de diyemezsin. Ya işte bilmem ne. Ya, hak ederek aldı Beşiktaş. Yani, dediğin çıkacak eğer buradan sonra bir beraberlik biz kurtarsaydık. Biz beraberlik kurtarsaydık buradan. Hoca Fenerbahçe şampiyon olacak dedi kaç hafta önce. Yani hocam sonra pişman oldu bir daha şimdi. Fenerbahçe hatalıymışım dedi. Şimdi daha yani haklı ama ben Fenerbahçe şampiyon olmadı hala zor görüyorum ama. Abubakar'ın formasını verebilir misiniz? Tabii bilmiyorum Apo abi neden. Hadi tabii 10 yıldır Fenerbahçe şampiyon olmadı Apo bir ya. Olsun denir mi? Apo da totem yapıyor. Olsun denir mi bilmiyorum yani Apo belki de. Rasim. Apo da totem yapıyor, olamaz diye totem yapıyor. Ben sana söyleyeyim. Öyle olamaz diye totem yapıyor. Bak Ferit Bey demiş ki 2 puan farklı Fenerbahçe şampiyon mi olur Ferit Şahin. Beşiktaş camiasına ayrıca Atletico Madrid maçı için çok teşekkür ediyoruz. Sinan diyor, abiye mesaj atmak için asgari 1 milyar dolarınız olması gerekir. asgari rakam 1 milyar dolar. Var bak fakirler de atıyor. Fakirler atıyor. Ertem'cim seçil her saat de sarı mesaj attı mı? Kim? Seçiler zamanı. O kim lan? Ya bankacı kadın. Mustera'yı gördü mü dengesi bozulmuş. Mustera Seçil Erzan seni yaktı. Mustera'nın para gitmiş. Mustera'nın denge bozulmuş. Sinan abi. Gördün mü attı pası? Sinan abi. Senin de 30 milyon dolarını götürmüşler diyorlar Seçil Erzan. 30 milyon dolarım olsa verir miyim oraya? Fınar'ın gülme de yani şey bir şey. Vallahi, çok komik bir şey yani değil mi? Komik değil ama. Komik değil deme. Fatih Hoca almış. Yani kimse almamış. Çok detaylı. Hiç kimse. Kimse, kimse alan hiç kimse yok. Fatih Hoca almış müşteki değil diyor. Hayır hiç kimse almadı. Hepsi mahkemeye veriyor. Çok yüksek paralar. Hayır şeylerin gitti. Futbolcuların para gitmiş. Medyadaki çok yüksek paralar. Bloomberg TV'deyiz sevgili seyirciler. Ekonomi, finans ne varsa borsada ne varsa konuşuyoruz şu anda. Evet Ertem. Beyaz Futbol Bloomberg. Ertem. Seçil Erzan'a ne kadar para kaptın? Ne? 1 milyon dolar kaptırdın. Ya Fatih derim fonu varsa sana... Yok ben çok uzaktakine kaptırmadım. Burada kaptırdım da boş ver. Abdülkerim hocam. Abdülkerim Fatih hocam. Fatih derim fonu varsa Ertem oraya yatırır. Doğru mu? Ben Fatih hocaya her şeyimi emanet ederim ya. Hiç paralar. Hiç fark etmez. Hoca ne alır. Yapmış? Rahat ol. Ben aldı diye biliyorum. Fatih Terim alır. Sinan abi 8'i de alır, 18'i de alır. Vallahi hocam Abdülkerim abi. Almış, bir işte gelirmiş. Yok öyle değil. Abdülkerim abicim bugün maçta ne gördünüz? Sizin pencerenizden. Fenerbahçe şampiyon olur mu? Şimdi Fenerbahçe şampiyon olur mu olmaz mı? Bilmem. Onu defalarca konuştuk. Bir daha konuşuruz. Ama ben bugün bir derbi oynandı. Hem de son senelerde seyrettiğim çok güzel derbilerden bir tanesi. Kaos yok. Kavga yok. Dövüş evet. Yok. Tempo var. Temiz var. Heyecan var. Güzel oyun var. Ve ben şunu gördüm maçta 90 dakika. Bugün Beşiktaş takımı 11 futbolcusu sonradan girenler de dahil. Hı hı. Ve tribündeki 45 mi 40 mı kaç alıyorsa orası. 42 bin. Evet. Bu iki faktörle Galatasaray'ı eze yendik. Tamam mı kardeşim? Birinci faktörü söylüyorum. Taraftar. Şimdi buradan taraftar deyince ben her derbi maçında iç saha takımını avantajlı bulurum. Dikteki konumu ne olursa olsun. Değil mi? Ya derbilerde iç saha avantajı diye bir şey var. Çünkü taraftar i̇şte var. İşte bu avantajdan ben bahsederken işte bu böyle bir taraftardan bahsediyorum. Bunu mesela son yıllarda Kadıköy statında göremiyoruz. Göremiyorsun. Böyle bir şey görmüyorsun. Ben bugün futbol adına Beşiktaş taraftarının ve futbolcularının Galatasaray'ı resmen oyuncularını taciz ettiğini gördüm. Ama futbol tacizi bu. Taciz, resmen taciz.
Her dakika Galatasaray'a top geldiğinde ıslıklar, gürültüler. Abi. En ufak Beşiktaşlı oyuncuya sert müdahalede seyirci feveranıyla... Hakemi oraya götürüyor. Hakem hemen çalıyor. Mesela birçok maçta bu faullerin çoğunu es geçerler hakemler. Anladın mı? Bir tanesini bile es geçmedi. Neden? Öyle bir seyirci var ki es geçersen senin burada diye. O hakem bir kere bunu almış. Tamam mı? Beşiktaşlı oyuncular faula maruz kaldı mı veriyor. Hemen. Normali bu değil mi? Evet normali bu. Ama hep böyle olur mu? Olmaz. Bu seyircinin önemini gösterir yani. Anladın mı? Eğer böyle seyircin olmazsa hakemler böyle yapıyor biliyor musun? Oyna oyna diyor. Devam diyor. Bak dalgana diyor. Diyemedi bugün. Diyemediği için bugün maçın en başarılarından bir tanesi de bana göre Ali Şansalan. Diyemediği için. Galatasaray takımının bence en büyük sıkıntısı şu. Okan Buruk ve oyuncuları taraftarın da çok dolduruşuyla kendilerini, kadrolarını yıldızlar topluluğu, galaksi yıldızları falan diye haftalardır... Galaktikos. Ha böyle şey ediyorlar. Sonra ben bir bakıyorum. Maalesef. Ben bunu hafta içi bir YouTube programında konuştuğumda dedim ki kardeşim kim yıldız ya? Yıldız kim? Dedim ki hatta eşleştirdim. Mertens yıldız diyorsunuz. Burada dedim Getson Fernandes diye bir oyuncu var ki Galatasaray forması giymiş bir oyuncu. Kim yıldız? Bir bakın. Yesefelim. Kim daha iyi futbolcu? Bir bakın ya. Bir bakın. Bugün ortaya çıkmıştır ki zaten ha bir maçta da olmayabilir. Getson Fernandes yaşı itibarıyla, fizik kalitesiyle Mertens'in üstünde bir oyuncudur. Mertens kariyer olarak ondan iyidir belki. Anladın mı? Hani şey oynamıştır. Gerçi Getson Fernandes'in de Beşiktaş'a gelmeden, Galatasaray'a gelmeden Benfica'sı var adamın. Evet. Şimdi yaş gelmiş öbüründe 35'e. Efendime söyleyeyim. Ben bakıyorum Galatasaray Beşiktaş kadrosuna. Ben öyle bir yıldız farkı falan görmüyorum. Temposu dayanamam. Bir dakika yıldız farkı da görmüyorum. Senin sol bekin Adekukpe. Adekukpe diye bir sol bekin var. Anket ver. Hatay'daki felaketten sonra aldın. Aynen. Adekukpe Beşiktaş'ın Masuaku. Allah aşkına en az fanatik Galatasaray'a soruyorum. Abi biraz değil. Fanatik Galatasaray'a soruyorum. Adekukpe mi iyi oyuncu? Masuaku mu iyi oyuncu? Bin kere Masuaku daha ya, iyi oyuncu. Ya tartışılır mı canım? Ben geçen hafta Fenerbahçe, vallahi ise önümüzdeki sene sorunları vardı Beşiktaş'ta. Rozier'in değil mi? Türkiye'nin en büyük. Tabii ki. Rozier sorunları da var. Fenerbahçe'de etkili yönetici olsam seneye Rozier'i alırım dedim. Evet. Beşiktaş'ın bugün gördüğünüz oyuncu Rozier'i. Kalitesini. Allah aşkına Rozier, Şasaboy. Kim iyi oyuncu ya? Ha bu sene form açısından Şasaboy bu sene form olarak daha fazla iş yaptı. O da iyi oyuncu. İyi oyunculuğunu söylemiyorum. Daha fazla iş yaptı. Ama çünkü bugün... çünkü Rozier sorunlar yaşadı. Hocayla sıkıntılıydı. Kadro dışı kaldı. Geri döndü falan. Ben genel futbolcu kalitesine bakarım kardeşim. Sen işte iki stoperine bak. Beşiktaş'ın Romansaj diye bir stoperi var. Bugün yine eksiksiz oynadı. Adam pasta neredeyse dünya şampiyonu olacak. Redmond'u, Abubakar'ı. Redmond. Yani sen baktığında orta sahada baktığın beğenmediğin oyuncular. Sen benim oyuncularım yıldız diyorsun. Beşiktaş'ta oyuncular sanki bugün Beşiktaş'ta oyuncular var ya bu ligin hiç altında bir kadrosu olmadığını anladın mı? Galatasaray'ın da öbür takımlardan öyle hani Galaktikos falan filan hikaye onlar. Hikaye ve bu havaya bu kandırmaya Galatasaraylı futbolcu da kendini kaptırmış. Bugün sahada gördünüz değil mi? Şimdi çok apo. Bugün sahada gördünüz mü? Zaten bu sen şimdi rakibin kadar koşmazsan senin için bir farkı saygı var. Saygı duymuyorsun sen bugün ya. Galatasaray'ın bana göre en etkisiz oyuncusu, en etkisiz oyuncusu ama tek yıldız oyuncusu İcardi. Bana göre Icardi'dir. Bak söylüyorum. Masa arasında 65 defa alması. Bak sahanın Galatasaray'ın belki de sahanın en etkisiz oyuncusu ama yıldız oyuncu Icardi'dir. Bak. Ve... Apo. Sağının bir kötüsü daha onu da söyleyeyim. Abubakar'dır. Bak iki tane kötü oyuncu. Ama ne yapıyor Abubakar? İşte onu anlatıyorum. Hayır hayır ne yapıyor? Her maçta bireysel bir gol atıyor. Her maçta kendi. İşte ben onun için yıldız diyorum zaten. Mesela Abubakar'la Icardi. Abubakar, Icardi bugün takımlarının bana göre en kötü oyuncuları. En etkisiz oyuncuları. Bakın Abubakar'ın attığı gole kadar o dakikaya son dakikaya kadar Abubakar'ın performansına bakın. Fenerbahçe maçı da aynı. Yok. Hayır Fenerbahçe maçı da aynı. Ama klas oyuncu. Yani bireysel. Ben söylüyorum Galatasaray'ın diğer rakiplerden fark ettiren tek yıldız oyuncusu vardır. O da Mauricio Icardi'dir. Geri kalan bütün oyuncuları her takımda vardır öyle oyunculardan. Anladın mı? Beşiktaş'ta var. Anketi verin. Fener'de de var öyle oyuncular. Anladın mı? Öyle uçan, kaçan falan öyle bir şey yok. Galatasaray bu kafayla giderse daha da hasar alabilir. Bütün bunların ışığında her şeye dönelim. Gerçeğe. Bu ligin hala
şampiyonluktaki en büyük, en güçlü adayı Galatasaray'dır. Fenerbahçeliler bir ümit bekliyor. Biz de bekliyoruz. Ama yani iki haftadır Beşiktaşlar ümidin ötesinde de bir şey bekliyor. Beşiktaş'ın beklediği şey ümit falan değil. Beşiktaş'ın beklediği şey tahmin edilemeyecek bir sarsıntı. Yalnız, büyük depremler olması lazım. Yani Allah. Hayır şey için futbol evet, depremleri evet. Yaşanması lazım. Bak, Galatasaray'ın yalnız Galatasaray, bir avantajı var. Korkunç hala şansı bak, var. Ne avantajı var biliyor musun? Çok büyük avantajı var. Türk Telekom'da avantajı var. Yani çok müthiş bir taraftar baskısı. Taraftar bak hem rakip oyuncuyu etkiliyor hem hakemi etkiliyor. Bak müthiş bir taraftar desteği var dikkat et. Türk Telekom'da. Tamam. Yani o bir avantajı. Şimdi baktığın zaman kaç tane içeride oynuyor? Bir zor deplasman baktın mı Ankara gücü görünüyor. Yani Ankara'ya kalan maçları verelim. Ankara gücü gibi. O zamana kadar bir de işi belli olur. Ankara gücünün çok az bir kümle düşme tehlikesi şimdi var. Bakıyorsun İstanbul Spor burada İstanbul'da oynuyor. Bir tane bak içeride Başak Sivas, Başakşehir. Belki de Fenerbahçe maçına belki formaliteden çıkabilir. Bak formaliteden de çıkabilir. Geçen hafta burada bir şey söylemiştim. Fenerbahçe maçıyla bak, beraber şampiyon çıkabilir. Belli olur demiştim. Orada da bir hakemlere falan bağlamıştım ama son iki hafta Galatasaray beni maalesef o şevkimizi mahvetti. Rezil Müslüman. Bana göre en kritik maçı Fenerbahçe en kritik maçı Galatasaray'ın en kritik maçı Galatasaray'ın en kritik maçı bu hafta Başakşehir maçı. Aynen. Başakşehir. İstanbul Spor'a falan ben takılacağını düşünmüyorum. İçeride Sivas'ı da gördüm. Son Fenerbahçe maçında Ankara gücü zor deplasman. O zamana kadar Apo'nun dediği gibi netleşebilir. Fenerbahçe'nin içerideki Trabzonspor maçı sıkıntılı maç. Bak Trabzon maçı farklı bir maç, derbidir her nihayetinde. Onun için ben yani Fenerbahçe maçına kadar Galatasaray ya 4 puan önde girer. Fenerbahçe oraya formaliteye gelir. Ya da 1 puan falan önde falan da girebilir. Veya kafa kafaya da olabilir. Kafa kafaya bak, ya da bak, kafa kafaya da. O ihtimal de var. Her ihtimal var. Çünkü her şeye gebe şu an lig. Aynen. Bugünkü maç her şeyi bugünkü maç. Galatasaray Karagümrük maçını kazandı mı? Berabere değil mi? Berabere. Berabere. 2 puan. Bugün de bakıyordun 5 puan kaybetti Galatasaray. 5'i bugün koysan Emir. Üstüne Galatasaray'ın bak 75. Instagram DM'ne bak abi. Çok rahattı. Şimdi bak, bütün bugün. Bu dedikleriniz olsa dahi sonuçta şöyle düşünelim. Son Galatasaray Fenerbahçe maçına puan puana gidildi. Bu aradaki 3 puan da kapandı. Hadi öyle düşünelim. Galatasaray yine de bir yerde hata yaptı. Fenerbahçe de bu ara hiç hata yapmıyor. Geleni gideni yeniyor. Bu 3 puanı da kapatıyoruz. Puan puana çıkılıyor son maça. Kim abi maçın favorisi? Açık konuşun. Maçın Galatasaray. Favorisi kim olur? Hemen tabii ki Galatasaray. Bütün bu iyi senaryolara karşı yani Galatasaray'a karşı hep biz iyi yani kendi takımımızın açısından baktığında bütün bu senaryolara rağmen her şey çok iyimser gitse bile son maçta yine Galatasaray avantajlı. Dolayısıyla tabii ki umut denen şey hiç bitmez. Umut denen şey hiç bitmez futbolda. Hep bir, devam matematik eder. Matematik sürdüğü sürece acaba mı dersin? İşin bir de mantıklı boyutu vardır. Ben hala Galatasaray takımının çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Buradan da şampiyonluğu kaybederlerse vallahi bilmiyorum yani ne yaparlar, ne ederler? Toplu halde çok fena. Bir şeye mi giderler? Yani ben yani buradan şampiyonluk verilirse olur, ama ne, Fenerbahçe bunu kaç defa yaşadı ya? He? Fenerbahçe bunu kaç defa yaşadı böyle şampiyonluk kaçırdı? Fenerbahçe hatırla Denizli burada. Fenerbahçe aslında şampiyon oldu Fenerbahçe zaman, böyle işte, Fenerbahçe onları yaşadığında işte son haftalara puan puana giriyor ve rakibi Galatasaray değil mesela Fenerbahçe son maç içeride Bursa iddiasız var. Trabzon'u yenemiyor. Ya da gidiyor Denizli'yi, Denizli de yenemiyor. Biz hocam, o ayrı bir şey. Biz ama hocam o zaman nerede telegol dedik hocayla? Fener Galatasaray maç çok koydu. Fener şampiyon oldu der, sahaya girdi seyirci. Mersin. Biz yukarıdan aşağı inene kadar sürdü. 2010. Tabii. Hocayla. Tabii. Yani şurada düşün yani. Bursa 3 puan geride. Bugünkü şartlarda gitsen Fenerbahçe'nin orada maçı en az ikili avaraja bırakması için ya 3-0 bir kere yenmesi lazım. Orada da genel avaraja bakılacak. Tabii. Falan filan yani. Ya burada tabii sen. Tabii ki anlıyorum ben taraftarı anlıyorum. Sen gerçekçi anlıyorum. Bakıyorsun ama. Taraftarı anlıyorum. Peki Apo abi. Belki ters totem yapıyorsun Sinan abi dedi gibi ama. Öyle bir şey olsa ben 9 senedir böyle konuşuyorum. O totemlerden Fenerbahçe şampiyon oldu. Rasim bir saniye. Ve totemi kardeşim bir de bu çıktı başımıza yani. Ahmet hocam. Allah Allah. 2 haftadır ama. Rasim bir saniye. Beşiktaş'ta bir paylaşım yaptı bu arada konsantrasyon diye bir kedi koymuşlar. Bir kedi görüntüsü. Futbolda bunlar atışmalar oluyor. Galatasaray aslan koydu. Kedi konsantrasyon diye. Beşiktaş'ta kedi koydu. Yani
aslan değil, kedi. Güzel, güzel bir yerdir. Yani güzel yapıyorlar. Yerdir. Kulüpler neyse, kendi aralarında böyle şeyler yapıyorlar. Evet. Alalım bu görüntüyü. Hocam Galatasaray bugün stada böyle geldi. Hazır mı? Emir bir verelim. Camlara vura vura. Bu Fatih Hoca'nın zamanından kalma. Ben bile çok etkilendim. Yani şöyle bir futbol sever olarak. Bir verelim. Bu görüntü için ne diyeceksin? Fazla konsantrasyon. Beşiktaş değil, Galatasaray'dan bahsediyorum. Bu Beşiktaş'ın gelişi. Yok, Galatasaray'ın gelişi. İçeride gümbür gümbür hocam. Böyle camlara vuruyor. Bak sesi açalım. Cam sesleri geliyor hocam. Ses devam ediyor. Güm güm. Niye güm, vuruyorlar zaten? Konsantre böyle havaya böyle. Evet. Şimdi bazen aşırı konsantrasyon ki Abdülkerim abinin dediğiyle bağlantılı mı acaba? Yani hani Galatasaraylı futbolcular olduğundan daha mı fazla gösteriliyor kendilerine? Bu konudaki yorumun hocam. Sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı %3. Hemen hemen yok. Hala Apo'nun dediği gibi. %70 ve üzerinde belki Galatasaray favori. Aynen. Fakat şunu söyleyeyim sana. Şimdi Galatasaray'ın özellikle Okan Buruk ve oyuncuların bir kısmının şu inen trendi nasıl yönetecekleri çok önemli. Bravo. En geçen doğru. Hafta hakem kıyağıyla bir puan aldın. Bu hafta önce şunu söyleyeyim bu gece. Lale Orta hanımefendi, MHK başkanı ve federasyon başkanı ve Ali Şansalan. Benim kriterlerime göre çok çok iyi maç yönettiniz. Ufak tefek detaylar var. Bu maçlarda onlar hep unutulur. O kadar hata Kadıkızı'nda da var. Lale Orta ve ekibini bu geceki yönetim için tebrik ederim. Galatasaray maç kaybetmiş Galatasaray'ın söyleyeceği tek bir hakemin H'si yok. Beşiktaş'ın zaten H'si yok hakemle ilgili. Önce onu kenara koyalım. Bir. İkincisi. 2 puan Karagümrük. Bugün 3 puan. Şimdi Başakşehir gibi birazcık sıkıntılı ama iyi bir takımla oynayacaklar. Bu maç çok önemli bana göre. Eğer o maçta da bir puan kaybederler de Fenerbahçe Giresun'da yenerse fark 1'e iniyor. İşte ondan sonra yandık. Ondan sonra keter. Sıkıntı ama başladı. Buna rağmen bak tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin bana göre tek hedefi var. Son maça burada. En fazla Galatasaray 2 puan önde girsin ister Fener. Bravo. Çünkü 3 olduğu an 4-0 yenemezsin. Ama 2 puan oldu mu? 2 puan oldum. 1-0 yendim mi orada? Hocam 3-0'da mesela yenersen genel avaraj çok ya yakın. Ya yenemezsin. Hayır ben yenersin demiyorum. Ha. Hani 4-0 değil 3-0 bile yensen belki genel avarajda mesela şimdi ben bütün Fenerbahçe'de. Ama o da zor. Son maç soruyorum. Son maç. Burada son Ali Koç'a soruyorum. Gol yer mi yani? Ali Koç'a ve Abdülkerim Durmaz'a. Anne, beyler bundan sonra anne. Evet sana. Ali Koç'a soruyorum. Abdülkerim Durmaz'a ve 25 milyon Fenerli'ye soruyorum. İlahi genel avarajda aralarında 4 fark var. Geç onları. İlahi Güç diyor ki çocuklar maçları filan geçin. Son hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçına Galatasaray-Fenerbahçe'nin 2 puan önünde girecek, razı mısınız? Galatasaray'ın razı olmadığını biliyorum. Fenerbahçelilere soruyorum. Çünkü şayet Fenerbahçe Galatasaray'ı Seyrantepe'de yenerse 1 puan farkla şampiyon olacak bir matematik tabloyu soruyorum. Ben söyleyeyim mi Ali Koç razıyım der. Sen de razıyım. Ben razı değilim. Nasıl razı değilsin? Ben razı değilim. Abi nereden biliyorsun Galatasaray? Ya Galatasaray 4-4 yaparsa ya Fener'e o, kadar? O yaparsa zaten elinde imkan var yapacak. Ama bir dakika. Ama senin ama dediğin gibi değil. Ben şuna razıyım. Kafa kafaya. Beraberlikte Fener şampiyon olmalı. Öyle razıyım ben. Ben oraya mutlaka yenmek zorunda gidersem milyonlarca Fenerbahçeli seni. Mantıksız çünkü, değil mi? Çünkü haftalardır Fenerbahçe bu işi şampiyonluğu kaybettik biz nasılsa. Son maçta da kalmaz öyle, diye düşününce son maçta bir final oynayayım. Ona bile razıyım demeye başladı değil mi? Ben ona da razı değilim. Ben orada maça kafa kafaya da çıksalar Fenerbahçe'nin beraberlik Fenerbahçe'ye yetmeli. Anca o zaman Fenerbahçe'ye şey olurum, görürüm. O zaman yani sen diyorsun ki evet, ama bir puan diyorsun. Yani bir puan önde girelim diyorsun. Evet. Çünkü evet. Baş başaysa da beraberlikte Ama zaten Başakşehir Beşiktaş'ın diğer ama zaten hani diyorsun. Hocanın dediği gibi Galatasaray Başakşehir maçı zor diyor değil mi? Diğer paylaşım. Mesela Başakşehir maçında bir puan kaybı yaparsa evet. Ankara Gücü deplasmanında falan yaparsa Fener de o maçları kazandı mı zaten Fenerbahçe puan olarak da önde gider şunu, oraya. Şunu söyleyeyim. Hani burada şu anda Okan Buruk bizi seyrediyor veya seyretmiyor. Icardi bu işleri yalamış. Onu dedim zaten. Icardi böyle maçlar çok oynamış. Çok da umurunda değil. Mertens öyle, Raşika öyle. Çok Kerem, Abdülkerim, stoper. Evet.
Muslera da böyle. Bu ikisi ve Okan Buruk ve ekip, teknik ekip. Bu geceden şu 5 günde bu inişi kontrol edip de Başakşehir'i yenerlerse şansları çok artar. Şampiyonluk için. Başakşehir, çünkü bak bir şey söyleyeyim. İstanbulspor Galatasaray'ı kolay kolay durduramaz. Maç nerede olursa olsun. Şeyde oynanacak. İstanbulspor'un sahasında. İstanbulspor'un sahasında, ama nereden baksan Eşmel Başkan tribünleri açtığı vakit 10 bin Galatasaraylı. Zannetmiyorum. Bilmiyorum onu. Bu ne ya? Hocam. Analı kızlı. Aa bu ne ya? Aa, 3 tane de yavrusu var. Bunlar bir tane. Bak işte biz hayvan seven bir programımız. Hayvan 3 tane ya, analı kızlı ya. Bak kızına, bak kızına, güzelliğe bak. Bizim beyaz TV'de artık yaşıyorlar. Şimdi hocam bir şey söyleyeyim bizim sana. Bizim yerimize adaylar. Tabii. Şimdi bu ligde. Bunlar bizden daha bakıyor. Bu ligde ya. Neyin ne olacağı hiç kimse. Ya, tertemiz ya. Bakın bu ligde neyin ne olacağını hiç kimse. Getirsenize benim attığım fotoğrafı. Hiçbir maçın garantisi yok. Şimdi Giresunspor Sivas maçını farklı düşündük. Çok rahat geçti Fenerbahçe açısından. Çok zor geçer diye baktın. Çok rahat geçti. Aynı şekilde Başakşehir'i de bilemezsin. Giresun'u da bilemezsin. Ne olacağını. Tabii adam da düşme oynuyor. Haftaya ondan sonraki Trabzonspor içeride, onu da bilemezsin. Gelir Trabzon seni yener de gider, hiç belli olmaz. Ya biz son maç yani, son maç Bursa şampiyon oldu, evet. Sene iddiasız Trabzon'a oynamadık mı içeride? Şimdi mesela şimdi Trabzonspor takımına bakıyorsun. El sallıyorlar arkanda. Trabzonspor takımına bakıyorsun. Ertuğrul Doğan geldiğinden beri şanssız şekilde kırmızılar bilmem ne falan filan. Her zaman Trabzon Fenerbahçe maçında tatlı bir rekabet vardır ve çok farklı bir maç olur bu maçta. Yani onun için şu bu değil, maç maç bakalım ama hocanın dediği gibi yabancı oyuncular çok fazla bu şampiyonluk işlerine takılmazlar. Yabancı nasıl oyuncuya yani? Takılmazlar. Bazıları ben şimdi yapmış oldum o zaman bu kahvelerde yazarsın yabancı oyuncuya. Şampiyon olursan işte 300 bin euro veya bilmem ne, bazıları yalanlar yazdırır, üst düzey oyuncular. Ötekiler çok fazla önemsemezler. Evet. Daha çok Türk futbolcuları bunlara. Bu tip takımları motive etmek lazım. Bak görüyorsun ne yaptılar? Gomez'le ilgili konuştular değil mi? Yok Gomez'i yol ayrılığı bilmem ne dedi. Biz burada bir çıktık konuştuk. Tekrar hop Gomez affedildi. Bir doğru vardı. Ama niye oynamadı bugün? Şimdi yanlış. Şimdi sevgili Okan Buruk bizim kardeşimiz. Çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ama yanlış. Icardi'yi almaya çekiniyor. Alacaksın oyundan. Çekinmeyeceksin. Alacaksın. 70'te 65'te Icardi oyundan alınır. Icardi yürüyor ve tamamıyla kontrol altında çok rahat marke edildi. Çok rahat kontrol edildi. Dolayısıyla yani Galatasaray takımı evet çok iyi bir takım ama bu Beşiktaş'a yenildiği için çok fazla üzülmesin. Bu Beşiktaş takımı çok üst düzey, çok güçlü bir takım. Gayet güçlü. Her tip oyuncu var bak. Evet. Çabuk oyuncu var, hızlı oyuncu var, kuvvetli oyuncu var, iyi çalımcı var, süratli var, iyi kafacı var. Her bütün yeteneklere sahip bir futbolcu, oyuncu topluluğu ve iyi bir kalecisi var. Evet, evet. Şimdi ben hala anlamam ben bunu. Hep bunu biz tartışıyoruz, böyle hep söylüyoruz. Ya kardeşim bu çıkmak nedir ya bu topla? Bu topla çıkmak, pasla çıkmak nedir ya? Bir sürü goller yiyor takımlar. İşte bugün Muslera, arkası dönük adam Oliveira'ya o topu orada atıyor. Tabii. Ediyorsun sen orada golü. Yani ya vurun ya. Ya bu savunma oyuncusunun var öyle mıydı senin zamanında bu böyle pas var mıydı ya? Ne yapardın? Sıkıştın, vur türbüne derdin. Bu yeni hayır. Çıktı, bu yeni moda bu. Pas modası. Evet, bunlar evet. Yanlış. Futbolda tamam, aman işte biz balta oyuncu değiliz. Vurmayız, etmeyiz. E işte görüyorsun, o zaman topu ne yapıyorsun? Yalnız, fileden alıyorsun. Yalnız Hacı Ahmetoviç de... Hacı Ahmetoviç müthiş pres yaptı. Müthiş pres yaptı. Müthiş pres yaptı. Faulsüz topu kapmak müthiş orada. Şimdi yani, ama Beşiktaş, yani, futbol takımının, Beşiktaş futbol takımının bir avantajı var. Agresif bir takım. Kuvvetli ve çabuk bir takım. Şimdi Rozier'e bakıyorsun, süratli. Öyle kolay öyle vurup gidemezsin yanından. Şeye bakıyorsun... Basuaku. Biz şimdi futbolcuyken... Böyle vururduk takoz recebe giderdik yani yanından. Bulda oynuyordu bilmem ne vururduk. Ulan bakıyorsun yine geliyor. Hemen dönmüş almış veya. Arada bir çabuk oyuncu. İşte bizim Ulvi. Vururdu demin kimse gidemezdi yanından. Koşar yakalar alırdı mesela yani. Onun için hızlı oyuncu çok var. Musaku hem ayağı iyi. Stoperlere bakıyorsun dengeli, kontrollü. Orta saha agresif. Aynen. Orta saha agresif. Kanatlar iyi gidiyor, hücum ediyor. Onun için yani Galatasaray takımı... Çok iyi bir takıma yenildi yani. Ayberen bir takıma yenilmedi. Onun yok, için çok fazla biliyoruz ama. Ha. Ya Galatasaray ya takımı bugün kötü oynamadı. Galatasaray takımının kötü oynamasına sebep olan takım Beşiktaş'ın. Ama Sinan abi geçen hafta da kötüydü Galatasaray. Sinan baskısı. Abi çok acil gitmemiz lazım. Canım, hemen bir dakikalık bir reklam var. Bir dakika sonra tekrar beraberiz. Bir dakika. Beraberiz sevgili seyirciler tekrar iyi akşamlar tekrar. Bu gece uyku yok Beşiktaş'lara. Bir altyazı görüyorum. Galatasaray'lara da hangisi?
O Yusuf Günay ile oynuyor mu Ertem? Sertaç Komşuoğlu bir görelim bakalım. Bir tweet attı, bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe yöneticisi. Fenerbahçe basketbol sorumlusu. Fenerbahçe'nin değerli yöneticilerinden çok kıymetli bir isim. Bir görelim bakalım. Bu işte bir tutarsızlık var diye. Şimdi olay şu. Ben buradan okuyacağım. Bir bakacağız. Şimdi attığı paylaşım şu. Kendi Twitter hesabından. Fenerbahçe Spor Kulübü kamuoyuna diye Yusuf Günay Beyefendi'nin bir açıklaması var. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un şahsıma hedef alan sözleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur diye bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız. Ülkesi ve milletine hizmet etmeyi görev bilen biri olarak Sayın Koç'un söz ettiği eski bir bürokrat unvanını taşımaktan onur ve gurur duyuyorum diye dün bir açıklama yapmıştı bu açıklamalar. Büyük camialarda yöneticilik yapmak büyük sorumluluk gerektirir. Hakkaniyet ve adalet ister ama en çok da saygı ister. Kişi ve makamlara, temsil ettikleri camialara saygıyla yaklaştığı gibi aynı saygıyı beklemek de en doğal hakkımdır. Yaklaştığım gibi diyor. Kibir zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak, iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir. Sayın Koç bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır. Saygılarımla Yusuf Günay. Şimdi Sayın Yusuf Günay bugün Beşiktaş maçındaydı. Yanındaki isim Sayın Dursun Özbek. Sayın Başkan Dursun Özbek. Bir getirelim ekrana Sertaç Bey'in fotoğrafını. Aslında bahsettiği fotoğraf bu. Sertaç Bey bunu tweet atmış. Bu işte bir tutarsızlık var diye. Yani yaptığın açıklama ne? Bugün kimin yanındasın gibi. Bir tam ekran getirebilir miyiz diğerini? Fotoğrafı tam ekran rica ediyorum. Sayın Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili. Galatasaray Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek. Fotoğraf bu. Bu konuda... Stefan Kuntz değil mi oradaki? Evet, Fenerbahçe'nin tepkisi var. Ne var bunda? Beşiktaş stadında, protokol tribününde, Türk milli takımının hocası hemen arkalarında ensesine nefesini hissediyor. Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı veya Başkan Vekili veya üyesi Yusuf Günay orada. Galatasaray Başkanı da Dursun Spor Özbek. Bakanı orada. Orada. Sanki Dursun Özbek'le Yusuf Günay bir bitirim halinde veya batak halinde baş başa gecenin saat 3'ünde iki tane eskort kadınla bile mi oturmuş? Oy burada ya. Adam 50 bin kişinin içinde. Arkalarında da amirli takım teknik direktörü Stefan Kuntz. Dursun Özbek tabii ki korunaklı bir şekilde oturmak zorunda. Çünkü orası Beşiktaş tribünü. Ben burada hiçbir nakıta, arıza, sıkıntı görmüyorum. Ne var bunda? Korunaklı oturmuşsun. Hayır ne var bunda? Ne var burada eksik olan ne? Bilmiyorum hocam. Yani sana havadan nem kapma var. Soruyorum. Havadan nem kapma. Ne var bunda? Ya hocam bir şey söyleyeceğim. İki gün önce Sayın Yusuf Güney'in yanına gitmesi, federasyona gitmesi, Sayın Dursun Özbey'in tamam mı? O görüntülerde sadece bize şimdi hala Galatasaray camiası tepki gösteriyor. Niye anlamıyorum onu da. Evet. Sayın Dursun Özbek ve Sayın Yusuf Güney'in çıkışta beraber hani objektifimize takılması. Fenerbahçe bunun üzerine açıklama yaptı hatta. Evet. Diyor ki daha dün böyleydiniz. Bunu bile bile göstere göstere nasıl hala bu oyunun üzerine gidiyorsunuz? O görüntüyle bir gösterelim kardeşim, arkadaşlar. Hafta sonu çok önemli. 3 tane takım. Sadece Galatasaray Beşiktaş'ı Fenerbahçe'yi de. Bu gece Beşiktaşlılar kadar Fenerbahçeliler de sevindi. Eşyanın tabiatına uygun olarak. Bütün kabahat Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'de niye? Pazar günü çok büyük derbi varken sen hangi akla hizmet Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşüyorsun Riva'da? Hangi akla hizmet Dursun Özbey'in Riva'ya cebren veya izinle görüntü bu gelmesine görüntü hocam işte, izin günkü veriyorsun? Bütün kabahat Mehmet Büyükekşi'de. Ben futbol federasyonu başkanı olacağım, böyle yaparım. Kapıya talimat veririm. Hiçbir kulüp başkanı, özellikle 3 büyük kulüp başkanı buraya girmeyecek. Düşmeye oynayan kulüp başkanları, İstanbulspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Ankara Gücü, bunlar buraya girmeyecek federasyona. Dışarıda da görüşmem. Hatta acil bir şey yoksa telefonlarına da çıkmam. Sen hangi akla hizmet Sayın Büyükekşi, Sayın Ali Koç'a randevu verip görüşüyorsun Rıvan'a? Ha Fenerbahçe'nin ne demek? Fenerbahçe'de Sivas maçı var. Eğer dün Sivas'ı yenemeseydi Fenerbahçe, bugün de Galatasaray yenseydi şu anda sokaklarda Galatasaray şampiyonluk turu atıyordu haklı olarak.
Bütün evet. kabahat Mehmet Büyükekşi'de. Ha Yusuf Günay, ben olsam maça gider miydim? Gitmeyebilirdim ama bunda bir arıza yok. Yusuf Günay, Türk Futbol Federasyonu'nun seçilmiş bir adam, elemanı, arkadaşımız. Tanımamış kendisini. Dursun Özbek, arkalarında amiri takım, teknik direktör Stefan Kuz. Burada bir arıza yok. Bir arıza yok. Örneğin, Slovenya, Almanya, Avrupa finali oynuyorlar. UEFA Başkanı Sloven, Ceferin'de orada oturuyor. E ne yapacaksın? Şu anda Yusuf Günay orada Futbol Federasyonu Başkanlığı temsilen oturuyor. Federasyon üyesi çünkü. Tatmin olmadınız mı? Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok tatmin oldum. Çok da güzel şiir gibi anlattım. Evet, öyle anlatırım. Evet. Yani. O tarafı verin arkadaşlar. Tatmin oldum, şiir gibi anlattım. Evet. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Bunlar gayet normal şeyler evet. olması gerekir. Evet. Ahmet Hoca çok mantıklı şeyler söylüyor. Evet. Sorun şurada yalnız. Mesela roller değiştiği zaman, geçmiş yıllarda çok gördük çünkü. Mesela TFF'de Fenerbahçeli bir yönetici olduğu zaman, Fenerbahçe kulübüyle, başkanıyla oturduğu zaman... Mesela diyelim ki Zorlu. Heh. O sezonun adı Zorlu sezonu oluyor birdenbire. Bütün yıl bunun üzerine gökyüzünün altında söylenmedik kelime kalmıyor. Tamam mı? Halbuki ne var yani? Adam oturmuş herkesin, binlerce insanın her dakika gittiği yerde katakulli çevirecek ha? Ama öyle oluyor bizim ülkemizde. Dolayısıyla ben tamamen Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Bunlar normal olması lazım. Ama herkes için normal olması lazım. Yanlış anladın. Yani Yusuf... Hayır ben... Hayır, şeyi ben, yanlış anladın. Ben Futbol Federasyonu'nda buluşmalarını normal hocam, olarak yorumlamıyorum. Yok hayır. Hayır koçum diyorsun öyle. Ya bu maç bu hocam, maç. 50 bin kişi ve televizyonda milyonlar önce. Maçta tamam ama ne diyorsun, ben olsam orada olmazdım diyorsun değil mi? Ben gitmezsin. Bak gördün mü? Niye gitmiyorsun? Sen anormal misin? Yok. Bir şey var diye gitmiyorsun değil mi? Bir şeyden çekiniyorsun. Ben de... Hatta ben Yusuf Günay'ın... Her Galatasaray idmana gitmesinden de bir sıkıntı duymam. Vallahi gitsin. Hafta içi her gün Galatasaray idmanlarına gitsin, seyretsin. Ne olacak ki bunda? Ne var ben? Ben vallahi o kadar rahatım. Eskiden bunlara ama, bakılmazdı. Evet ama ben buna mesela Fenerbahçe işte Sertaç Bey'in de tweet'i o yüzden. Diyor ki Sertaç Bey de derdini anlatıyor. Derdim şu. Roller ters olunca sezonlara isimler takılıyor. İşte mesela Rıdvan Dilmen görüşüyor birisi değil mi? Şeytan sezonu oluyor. İşte Nihat Özdemir sezonu oluyor. Zorlu sezonu oluyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar sezonu oluyor değil mi? Ama o 75'ten beri var. Ama bu işte bak bravo, ben 10 yıldır diyorum. Rasim diyor ki 1975'ten beri var. Doğan Koloğlu başlatmıştır 75'ten beri. Yoksa Fenerbahçe sorun, şampiyon yapılacak denir. Sorun tabii ki medeni insanlarız biz. Bir federasyon görevlisiyle bir Galatasaray başkanı tabii ki yan yana kol kola maç seyredecek. Hiçbir gariplik yok. Evet. Ben de diyorum ki İşte böyle olmadığını herkes kanıksasın. Herkes delisin. Ha yalnız. Herkes dinlesin. Apo şu var. Ha, Yusuf mı? Günay. Mesela Fener statında Nihat Özdemir'le bilmem kim maç seyretse ya neler misiniz? Söyleriz. Yusuf Günay. Beyefendi. Feri Şahin'le seyretse. Aslında buraya gidelim. Esbab-ı mucibesine. Diyelim ki. Şimdi siz insanların Beşiktaş taraftarının tanıdığı. Milyar dolar az. Ve hafta içi spekülasyona uğramış bir insansınız. Burada arıza yok ama şu riski alıyorsunuz. Diyelim ki maç 0-0, 1-0 Beşiktaş önde, dakika 90, VAR'a gidildi, hakem baktı, ha hu, Galatasaray lehine bir penaltı, maç 1-1 oldu. Bir maçın bitmesine de 3 dakika var. Yemini billah ediyor. Şaibeli bir penaltı, bütün şimşekler, evet. bütün saldırılar üzerinize. Bunları bunun için yapmayın, her ne kadar. Kanunen ve etik olarak burada bir sıkıntı yoksa, azıcık kafayı çalıştırın. Siz eski bürokratmışız bilmiyorum. Evet evet EPDK başkanı hocam. Enerji piyasası kurulu başkanıydı. Ben olsam niye gitmem, bunun için gitmem. Bunları ben dün akşam anlattım diye tekrara düşmeyin diye anlatmayın. Bak hocam bunlar sıkıntılı. Şimdi çok önemli bir şampiyonluk gibi bir maçtan evvel kulüp başkanları özellikle demin dediğin gibi kulüp başkanları Futbol Federasyonu'na gitmemeli. Futbol Federasyonu hem bu ziyaretleri kabul etmemeli, evet, Türkiye gibi ülkede gitmemelidir. Tabii. Bunlar hep şaibe. Şimdi bugün bu maç hafif bir hakemle Galatasaray'ın galibiyetiyle bitseydi. Yusuf Güney o stat'tan çıkamazdı. Yani işte Bey, onun Allah için. Korusun. Ve bir Allah dakika, korusun. Fiziki tecavüz bile olabilir. Sevgili Yusuf Günay'ı tanırım. Tabii yarabbim hocam. Tanırım. Fiziki tecavüz de sorun. Haftanın 4-5 günde görürüm. Bak şimdi. Sevgili Yusuf Günay diyorum. Şimdi... Mesela dün bireysel olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na cevap veriyorsun. Tabii. Kendinden mesela. O yanlış normalde diyorsun. Normalde Futbol Federasyonu
bunun bir yönetim kurulu üyesi, bir kulüp başkanı bireysel veremez. Veremezsin hatalısın. Hocam. Tabii. Veremez. Tabii. Vermemesi lazım. Buna Futbol Federasyonu başkanının izin vermemesi lazım. Olayı kişileştiriyor. Kişiselleştiriyor. Şahsileştiriyor. Şahsileştiriyor. Yani, şahsileştiriyor. Dolayısıyla yani burada sevgili Yusuf Günay'ın bunu vermesi, Allah'tan ki bu maçın bu şekilde bitmesi. Öteki türlü bir sürü zaten Futbol Federasyonu'na saldırmak için herkes her yerden arıyor. Bakıyorsun eski Abdurrahman Arıcı bile bugün açıklama yapmış. İşte Fenerbahçe'ye hakemler şöyle bilmem ne falan filan. Baktığın zaman geçmiş zamanlarda işte demek ki doğruymuş. Hem başarısızlık var ama hakemlerin de katkısı var bunda falan neyse. Yani zaten herkes burada bir şey kolluyor. Ama bunlara sevgili Mehmet Büyükekşi fırsat verip bir açıklama yapacaksa bunu sevgili Yusuf Günay tek başına kişisel olarak sahip çıkacak hem yönetim kurulu üyesine sahip çıkacak çünkü. Divan da evet sevgili Ali Koç Yusuf Günay'a sallıyor. Pardon Ali çok özür dilerim. Eleştiriyor onu. Oradan da Futbol Federasyonu kendi yönetim kurulu üyesine sahip çıkarak evet. Bir açıklama yapmalıdır. Bunu tek başına yaparsan hem bu kavga olur. Yarın yeni Futbol Federasyonu seçimi olduğu zaman Fenerbahçe'ye birkaç tane Ali Koç'un hakim olduğu birkaç kulüp diyecek ki bu şahıs olmasın diyecek bu isim. Bunları ben çok yaşadım. 2000 yılında falan şu isim olmasın bu isim. Rahmetli Hasan Doğan zamanı. Aman o kulüp başkanları toplandı, icra etti, şu olsun, aman bu olsun falan. Yok hayır bu olmasın, bu çizildi, şu çizildi. Çok şeyler oldu. Doğru. Demek ki belki sevgili Yusuf Günay bir dahaki yorumda yer almayacak mı? Bilmiyorum. Yani gemileri yakmış gibi. Belki Mehmet Büyükekşi'yi dinlemedi. Dinlemedi ben kardeşim. Ya federasyonda bir sıkıntılar var. Ha, kendim kulaktan duymadığım için sadece yani pardon. Duyum. Bizzat gözümle görmediğim için. Konuşmuyorum. Kendim duymadığım için kavgaları bir şey demiyorum ama Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu içinde o onunla konuşmuyormuş, o onunla falan filan bir sürü sıkıntılar varmış orada. Duyuyoruz. Silahcım, duyuyoruz. Silahcım. Ama bitiriyorum hocam. Bu son derece bana göre gereksiz. Bak bu ne diyorum sana? Şu görüntüde hiçbir sıkıntı yok. Ama insan bu arkadaş. İnsan bu. Şimdi ben giderim bir bayan arkadaşımla, avukatımla, kardeşimdir avukatla yemek yerim. İnsanlar gelen geçen görür. Aa Sinan Engin Ayak bir kadına yemek yiyor. Ben, avukatım benim. Yani mesela. Tehlikeli. Hemen anladın mı? Yani bir şey uydurulur. Çekerler atarlar. Hatırlar Ertem sen. Yıllar evvel şurada öteki odada 8-10 sene önce bir fotoğraf beğendik. Fotoğrafları screenshot etmişler. Evet, hatırladın evet, mı Ertem? Evet, evet, hatırladın evet. Değil mi? Çok iyi hatırladım. O kaç? 7-8 sene oluyor mu? 8 sene oluyor. Yani onun ya için. Olmayan videodan bile oluyor bazen. Ya, herhalde. Senin o videoyu anlatan insanlara... Bir Brezilyalı bir adam bulmuşlar. Şunu rahatsız ediyorsun. Şimdi... Yalnız buyur hocam. Benzeri hataları. Geçmişte acaba o ben miyim? Örneğin çok sevdiğim bir Selim abi. Benim 2,5 litre kola. Selim Soy'dan da yapmıştı. Ağzından çıktı biliyorum. 3 Fenerli dedi. Ben. Nihat Özdemir Servet Yardımcı. Vay vay vay. Fenerbahçe'nin yıldızını alamaya gücümüz yetmedi dedi. Beş yani böyle abi. Tarafkir konuşmaları her takım yapıyor. Abi. Sinan ama abi. Sen dediğin doğru. Efendim, Sinan abi. Serhan Günay'ın. Doğru mu Yusuf Günay. Özür dilerim. Yusuf Günay Ali Koç'a laf geçiş bir yapması var. Lazım. Eski bürokrat lafı hakaret falan değildir. Rencide edici de bir şey değildir. Ama eski hakem eskisi derler ya. Kaportaj dese hani dersin ki kaportacıya da saygın var da eski bürokrat. Kaportacılar şerefli insanlar Yusuf Bey siz niye almıyorsunuz? Eski bürokrat dedi. Ha niye bu terbiye falan davet? Bu da yanlış. Bunlar hocam, hep yanlış. Abdülkerim yani abiden sonra orada gidiyoruz. Orada bir de köstebek lafı köstebek. Var. Yani. Köstebek denebilir. Olur mu? Zaten köstebek olduğu belli Yusuf Bey. Hocam Serhan Çetinsay'a Sinan abi biliyor musunuz? Evet Beşiktaş'ta. Beşiktaş As Başkanı. Bir arkadaşlar için bir görüntüyü getirebilir mi? Evet. Emin misiniz kendisinin tweet'i olduğunu arkadaşlar? Hayır değil. Köstebek demek laf kendisinin tweet'i olduğunu emin misiniz? Aramızda bir köstebek var. Hocam bir şey diyemeyiz. Artık o Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu arasında biz en fazla bu kadarını söyleyebiliyoruz. Daha da ne diyeyim? Anlamadım ne oldu? Yo hani... Daha fazlası burada daha başka bir şey yani var işte, şimdi. Ne zaman medeni bir ülke oluruz? Oraya yazmışsınız. Tamam mı? Ne çok zaman zor. Onu bir getirir misiniz? Emir'cim getirsene bir. Sene. Bunlar konu. Emir beni duyuyor musunuz? Acaba şimdi ben Beşiktaş yöneticisi As Başkanı bir tweet atmış. Oraya yazmışsınız ama gördüğünüz gibi lobi ve algı yapamadığınız maçlarda ne sahada kalabiliyorsunuz ne de maçı kazanabiliyorsunuz. Ancak
üçün birini alıyorsunuz. Tebrikler. Oha. Beşiktaş'ım çok iyi. Biz sizin. Çok iyi ya. Bu iyidir ya. Beşiktaş yönetici. Hayır olamaz abi, olamaz. Olamaz. Bu suç bu. Bu ne ya? Ya 3-1 bitti işte, öyle diyor sözde ama değil, yanlış tabii. Yanlış tabii. Gördüğünüz gibi lobi ve algı yapamadınız maçlar. Ne sahada kalabiliyorsunuz, ne maçı kazanabiliyoruz, ancak üçün birine... Şimdi sevgili seyirciler, biz objektif tarafsız bir programız. Ben Beşiktaş, abi, Beşiktaş formasını ya, çıkartıp Beşiktaş marşını açabilirim. Galatasaray marşını açabilirim. Ama bu Türkiye'nin en objektif, en tarafsız programı hiç umurumda değil. Babamın olsa babamınkini gösteririm burada. Bir dakika kardeşim, bu kardeşin adını söyle. Serhan Çetin Kaya. Serhan Çetin Saya. Acaba doğru mu hocam? Bir dakika, o mu? Serhan, eğer bu sensen... Serhan Bey. Serhan Bey. Serhan, sen terbiyesizsin. Ya yap hocam, deme çocuğa hocam. Ya. Ya bir dakika. Hocam, hocam niye öyle diyorsun hocam, ya? Demeyelim hocam. Hocam niye terbiyesiz diyorsun çocuğa? Deme bu ya. Bu yazı, Allah Allah. Bir müsaade edin. Bu yazı sıra aitse Serhan. Bak bakayım. Ve sen Beşiktaş yöneticisi olan Serhan'san, sen terbiyesiz bir adamsın. Abi, çünkü üçün birini bugün sokaktaki adama da sorsan, üçün biri maçın skoru olmasına rağmen ne manaya geldiğini sokaktaki adam da bilir. Bu terbiyesizliktir. Bu saygısızlıktır. Ha bunu bir amigo kılıklı adam ya da ne bileyim tribündeki bir fanatik, no name bir adam yazarsa problem değil. Ama Beşiktaş idareci kisvesiyle bunu yazmışsanız şayet, evet, altını maalesef çiziyorum. Terbiyesiz. Hocam, hocam lütfen. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Bir reklama gitmek istiyordum. Reklama gideceğim. Bir dakika Ertem. Beyaz Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Biraz önce adı geçen yöneticiler, isimler, Yusuf Günay başta olmak üzere Beşiktaş yöneticisi, Serhan Çetinsaya beyefendi as başkan yayınımıza da bağlanabilir. Belirtelim çünkü Ahmet Hoca burada kendisiyle ilgili ifadeler kullandı. İfade terbiyesizlik dedim. Tamam, şey ona da söz hakkı doğdu hocam. Onu söyledim. Bu Çetinsaya şey değil mi? Daha kötü laf babasını tanıyorum ben. O ya ama tekrar söylüyorum. Herkes birbirini kızdırır. Kedi yaparsın, bilmem ne kartalı ya yaparsın, tinelci dersin. Ya sen üçün biri diyorsun. Bu suçtur, suç. 3-1 hocam maç. Ya 3-1 skorla gidersiniz başka, üçün biri. Biz de yani bak sokaklarda yetiştik hepimiz. Üçün birinin ne manaya geldiğini herkes bilir. Türkiye biliyor canım. Tabii. Sosyal, herkes biliyor. Sosyal medyada herkes bulunan herkes bilir. Yapmayın. Bu Vadi İstanbul şeyin biz, oğlu değil mi bu? Tanırım ben. Biz normal futbol yorumcusu, normal insanlarız değil mi? Biz mesela, ben mesela bir tweet atarken 10 kere kontrol ediyorum, bir de etrafımdakilere çizgi bakın diyorum. Hani birine yanlış bir şey söyleriz falan filan diye. Ya bir kulüp yöneticisi mesela dikkat etmiyor mu? Bu kulüp yöneticisi mi bu arkadaş? As başkan. Allah başkan Allah. Diyor abi, ben inanmıyorum. Abi, ben de şaşırdım. Sinan abi 20 yaşlarda diyor. As başkanlar özür dilerim. 20 yaşlarda as başkanım var. Mesela benim taktikli şeylerim var. Ahmet Çakar var. Ana avra sövüyorlar. O ben değilim. Var 50 tane falan var Ahmet Çakar. Normalde sana sövmezler. Sana sövmezler. Hocam ben sövmem diyor. Bana sövme, o sövüyor o. Sahte Ahmet Çakar sövüyor. Bana değil. 50 tane Ahmet Çakar var Twitter'da. Bir tanesi mesela ben penaltı doğru diyor. O diyor ki hakemler katildir, matildir. Hocam bir de biliyorsun 2,5 litreyi kola içen bir rock var biliyorsunuz. Hala. Abi bir dakika, bir tane de resim var. Bu tuhaf bir ilişkide gösteriyor falan. Bu sen değil çocuklar. Bu benim bir 2,5 litre. Ya kardeşim bu nedir? Sevgili seyirciler, Beşiktaş'ın paylaşımları... Bütün bu yapan Doğa Seten'dir. Doğa Seten. Doğa Seten. Doğa Seten. Ve Şeyma ya. Hanım, Şeyma Hanım. Doğa Seten'in arkadaşı, selam söylüyoruz size de kızım. Beşiktaş'ın paylaşımları var. Bir görelim. 8-9 diyor yani, bir 8-9 senedir diye bir emir. Onları tek tek bir verebilir misin? Beşiktaş'ın paylaşımlarını. Bunu tam ekran getirebilir miyiz bir? Begos kalsaydı, Abubakar alınmasaydı Beşiktaş aynı performansı gösterir miydi? Gösterebilirdi. Begos kötü oyuncu değil. Manchester United'ın aldığı her oyuncu en az Abubakar'ın göstereceği performansı göstereceğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Ama Abubakar bugün iyi top oynamadı. Hocam fark etmez. Bak Apo ne dedi? Sahanın en kötü, ama bak santrofor adam atacak abicim. İsterse çok kötü oynayabilir. Tutanın. Çok kötü. Bir kaleci düşünün. 90 dakika müthiş oynuyor. Arka arkaya iki top geliyor. Hop yeni iki gol yiyor. Hop 2-0 gitti, geçmiş olsun. Santrofor da böyledir. Gezer gezer sahanın en kötüsü görünür. En kötüsü. Tak bir saniye çıkar işi bitirir. Attığı golü hatırladınız mı? Anelka'nın Beşiktaş'a attığı bir gol vardı. Evet, sağdan girdi. Sağ çaprazda. En önünde evet. Üstte çabana. Aynen aynen. Çok aklıma geldi. Bak dikkat et Apo. Hep bireysel. Evet, yani çok bak Fenerbahçe maçı aynı. Her maçta Sergen zamanında da aynı. Hep alıyor. Basıyor sağa sola.
İçinden yanlış geçiyor, yandan geçiyor, önden ya, geçiyor, giriyor, yanlış çıkıyor, şurada vuruyor gol. Mesela Icardi'nin golü de ne vuruş, ne temiz vuruş. Nasıl öne gitti ama? Gelişine hemen değil mi? Stoperin bak önüne bir şey çok, çok güzel goldü. Koşu timingi. Hocam bazı santraforlar... Büyük golcü hocam. Hocam bak, kalite, değil mi yani? Tabii. Hocam bak, büyük santrafor olduğu nereden belli? Büyük golcü, büyük. Bak beklemiyor topu. Tabii. Beklemiyor stoperin vurmasını. Öne çıktı, ondan önde hareket etti. Öne gidersin de kötü vurursun. Bir de ip gibi vurdu, çık diye. Çok ama yani bitik. Çok yıldız oyuncu. Ama şeydi, bitik. Fiziksel olarak. Fizik olarak bitik. Fiziksel ve kondisyon olarak fizik öyle olarak ama bitik. Büyük golç. Bir açabilir miyiz? Yani. Bir açabilir miyiz Beşiktaş'ın paylaşımını yine? Bu mu? Güzel. Müthiş yaratıcı, tebrik ediyorum. Ama şimdi üçün birini aldınız. Olmaz abi. O kötü kötü. O yakışmamış. Bu kardeşimize Serhan Bey şey bağlanırsa seviniriz ya. Serhan kardeşimize yakışan o gibi silmek. Yakışmamış. Yakışanı yapalım. Silmez. Silmeli, yakışmamış güzel kardeşime. Hemen onu şey yapmak lazım. Sil kardeşim, Serhan. Serkan mı? Ne Serhan. Serhan, sil evladım. Küçükmüşün. Küçük de çocukmuşun. 20-25. Yok hocam, ne yapıyorsun? Hocam 20 yaşında Beşiktaş as başkanı varsa. Hocam 30 küsur yaşlarında genç. Hocam ne yapıyorsun ya? 20 yaşında Beşiktaş as başkanı. Rasim, rahmetli Hüseyin. Beşiktaş efendi takımıdır. Efendi takımın as başkanı. 10 yaşında yöneticiliğe başlamış. As başkanlığa doğru adım adım. 35 de olsa Ahmet Hoca'nın, Sinan'ın, Denizler'in de. Nasıl kulüp ya Beşiktaş? Nasıl bir kulüp oldu ya? Biz yaşlı insanlarız ya. Galatasaray'ın da paylaşımı var. Yani çocuk tabii ki genç ya. Galatasaray'ın sayılır ya. Sakin ol, takıma güven. Şampiyon cimbom yazdıracağız. Güzel ama iki haftadır bak. Şimdi hepiniz burada çok iyi şoförsünüz. Motor arıza vermeye başladı Galatasaray'da. Bak çok iyi gidiyor. Böyle müthiş bir araba. Ama hadi marka vermeyelim. Böyle bir arıza. Hafif koku geliyor. Böyle bir şey var böyle. Rasim değil mi yani? Şanzıman manzımanda böyle bir şeyler var. Rasim, programın başında şunu söyledim ben. Bir haftadır. Eğer şöyle ben koşmasam da nasılsa çok yıldız oyuncum var. Ben bir yıldızdan yürürüm, çıkar maç alırım, ayağı iyi bir ayak değil. Ben program başında bunu söyledim. Çok öyle büyük yıldızım falan yok. Bak isimlere kardeşim. Sen Raşika var, çok etkili oyuncu. Evet. Bir de Allah aşkına 6 ay önce Türkiye'ye gelmeden önce bu Raşika'yı kim tanırdı ya? Kerem Aktürkoğlu bizim değil mi? Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Bak, kötü olabilir. Ben iyi oyuncu. Kerem'den hiç memnun değilim. İyi oyuncu. Ben şuna diyorum. Yani senin kendini öyle 8-9 tane dünya yıldızı oyuncu falan yok. Yok. Kimse kimseyi kendini Abu kandırmasın. Abi. Zaten dünya yıldızlarının Türkiye'de işi olmaz. Ancak İkari şey gibi bize gelir hanımıyla kavga. Dünya yıldızları falan geldi bir ara. Onlar da dünya yıldızlığı sönmüştü geldiklerinde. Yok, Anelka öyle değildi. Anel ya tamam işte. Roberto Carlos mesela dünya yıldızı değil mi? 30'larda geldi. Kaçta geldi? Drogba. Dünya yıldızıyken gelir mi adam? Kur düşükken. Hani anladın mı? Şimdi Mertens 35 yaşında sana hala dünya yıldızı zannediyorsun. Ne dünya yıldızı kardeşim? İtakaka gidiyor adam, zor gidiyor. 35'e gelmiş. Evet. Bende dünya yıldızı var. Tabii. Sende dünya yıldızı falan yok. Normal iyi oyuncularım var. Bu siz zamanı Şumayer'de çok yaşlı. Bu mantaliteyle mücadele ederse Galatasaray takımı, ki çok maç ettiler mücadele ölümüne, o zaman zaten Galatasaray takımı farklı bir takım Zaniolo oluyor. Zaniolo bir... Ben mücadele etmeyeceğim. Ben yıldızım. Abo abi bir şey sorabilir miyim? Julian Alvarez'in golünü gördün mü bugün? Julian Alvarez. Abo abi. Manchester City'li Arjantinli oğlu. Abo abi. Fulham attı ikinci golü gördün. Bir dakika dur. Arjantinli. Adam bir şey soracağım. Yarı orta. Hanımefendi senden özür diliyoruz. Almanya'da Dortmund'u boğdular. Bakın Almanya'da Dortmund'un başına gelen Fenerbahçe veya Galatasaray Beşiktaş'ın başına gelse. Ne Dortmund'u ya? Şu anda Türkiye'de yürüyüşler oluyor. Ne oldu ki hocam? Boğum maçında parça parça Dortmund ettiler gider. Dortmund'u. Ne ara seyrettiniz? Nerede? Dün, kaçta oynadınız? Cumartesi. Hocam bir Bundesliga uzmanı. Hayır. Şans eseri. İki tane penaltı verilmedi ki. Penaltının babası, eniştesi. Hocam operasyon var mı? Tabii. Dortmund gitti, Bayern kazandı bugün. Bilmiyorum, herhalde kazanmıştı. Vay Almanlar, Almanlar da Türkleşti. Dortmund'u boğdular. Napoli şampiyon oldu bu arada. Tamam. Dortmund'un başına gelenler. Oldu. Oldu. Dortmund'un başına gelenler bizim başımıza gelsin. Yani berabere kaldı. Bu oyun yedem oldu. Ben bir şey söyleyeyim. Fiili olarak oldu. Apo abi, Sinan abi. Fiili olarak oldu. Hem de Ahmet Çakar. Bayern Münih 2-0 kazandı. Kerem Aktürk. Türkoğlu kendini geliştirmiyor. Kerem Aktürkoğlu'nda çok büyük problem görüyorum. Niye, katılıyor musun? Neden? Ben bir liderlik özelliği gördüm bugün yine sahada. Ama Kerem İkinci gol yiyince sakin oldu. Evet, böyle herkese bütün takıma bir liderlik havası var hocam. Ben yani ama vardı, o havası iyi yani. Kendini de geliştirmesi lazım. Yani ben Kerem'de bir tıkanma görüyorum. Abi. Çok fazla topla şey yapıyor. Maçı durduruyor. Tempoyu düşürüyor. Anketi Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürk bu olur, bu kadar olur diyorsun. Bu standartlarda Türkiye'nin en iyi forvet oyuncularından bir tanesidir. Doğru. Yeter, kötü maç oynayabilir. Daha ilerleyemez oynadı. Şunu söylüyorum ben. Kerem Aktürkoğlu fizik kalitesini bu ve bunun üstünde tutmalı. Diğer taraftan sen üstüne koy. Kerem Aktürkoğlu bundan sonra üstüne falan koymaz. 24 yaşında gelmiş bir oyuncu. Yine koyamaz mı? Koyamaz. Işte. Artık yani Kerem daha çabuklaşamaz mı? Yok abi adam zaten çok çabuk. Ben Türkiye'nin en çabuk, en süratli oyuncularından biri Kerem Aktürkoğlu. Bu saatten sonra daha fazla süratli olmaz. Bu saatten sonra kafa topları falan gelişmez. Adamın olan oyun zekası diyorsun. Da bu, oyun mantalitesi de bu. Bu senin dediğin 17-18 yaşında oyuncularda olur. Kerem Aktürkoğlu bütün bunlara rağmen eksiği yok mudur vardır. Ama Kerem Aktürkoğlu Türk futbolunun, Türk oyuncuların içinde forvet olarak çok yetenekli, her an her maçın skoruna tesir edebilecek kadar iyi ve tehlikeli bir oyuncudur. Evet. Kerem'in hakkını yemeyin yani. Abdülkerim abi. Kötü oynar, o ayrı bir şey ama Kerem iyi oyuncudur. Serhan Bey'den açıklama geldi Sezgin abiye. Değil mi Sezgin abi? Sezgin gelmez aradı, yayınımıza bağlanır mısınız diye sordu. Cevap geldi Serhan Çetinsaya'dan, Sayın Çetinsaya'dan. 3-1 kazandığımız için öyle bir tweet attım. Duygularımı orada belirttim. Duygularımı belirttim diyor yani. Başka bir şey söylemek istemiyorum. İsterseniz yarın konuşuruz. Bir daha söylüyorum. Serhan Bey'den attığı tweet üzerine bir cevap geldi. Teşekkür ederim kendisine cevap verdiği için. 3-1 kazandığımız için öyle bir tweet attım. Duygularımı orada belirttim. Başka bir şey söylemek istemiyorum. İsterseniz yarın konuşuruz diyor. Ya. Beşiktaş'ta Serhan Bey'den açıklama. Biz de yedik. Serhan. Çok da abartmaya gerek yok hocam. Atmış olur işte. Olur mu? Rakibe saygı çok önemli. Hocam, hocam ne saygısızlıklar gördük ya. Bu da o kadar çok önemli, çok büyük de bir şey değil. Siliversin ya. Üçün birlenmez abi. O kadar büyük abi. Bir şey değil arkadaş, yapmayın ya. Siler belki de. Ya. Neler gördük Siler de ayrıca ya neler abi, gördük. Tamam. Ne tweetler gördük ya. Ya Sinancığım çok mesela normal bir insan, iş adamı olabilir, üniversite öğrenci olabilir. Böyle bir tweet atar çok da normal dersin hani be, o kadar da şey değil ama... Beşiktaş kulübünde yönetici olmak herkese nasip olmaz Sinan. Doğru. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, buralarda yönetici olmak için sen daha iyi biliyorsun değil mi? Ne insanlar, belki ne iş adamları kendilerini parçalıyor. Sider abi şimdi yani. Sen büyük bir Beşiktaş camiasının orada temsilcisisin. Doğru. Değil mi? Yani bu üslup iyi bir şey değil. Ya peki birisi mesela Serhan Bey'e dese ki... Deme hocam, boşver tamam biz söyleyelim. Benzeri bir yakıştırmayla. Hocam, hoşunuza gider mi Serhan Bey? Hocam gerek yok. Biz de dedik ki kardeşimize sen Beşiktaş kulübü... Efendim tarihi Beşiktaş. Bir çınar Türk futbolunun değil mi? 1903. Alalım artık ilk arkadaşlar. İlk kurulan kulübünün, Türkiye'nin ilk kurulan kulübünün he. Yöneticisin. He. Bu herkese nasip olmaz, sana olmuş. İnşallah uzun yıllarda ya. Görev yap. Evet. Gençliğinin şeyiyle, heyecanıyla, maçın zevkiyle olabilir ama doğru değil. Doğru değil. Bu abartılacak bir şey mi değil? Belki sil kardeşim sil. Ben belki var değilim. Sil. İlerleyen saatlerde. Sevgili seyirciler, maç sırasında Okan Hoca bir pozisyona sinirleniyor. Sarı kart isterken Şenol Hoca da yedek kulübesinden fırlıyor. Diyor ki Okan sen de sarı kart göreceksin. Okan Hoca, özür dilerim Okan Hocam'dan. Okan Hocam sen de yani kart göreceksin diye engellemeye çalışıyor. Orada bir sıkıntı çıkmış. Bir şey yaşanmış. Bir buyurun. Maç bitti. Basın toplantısı söylemiş. Evet. Maç bitti. Hazır olsun ekrana getirin. Şenol Hoca sahanın içine doğru gidiyor. Çok iyi kestim maçın bittiğinde. Bilmiyorum siz baktınız mı? Okan Hoca Şenol koştu. Şenol Hoca sahanın içine doğru futbolcularına giderken Okan Hoca arkasından koştu. Okan Hoca arkasından koştu. Şenol abiyi tebrik etmeye. Şenol Hoca çok döndü. Şöyle yaptı. Biz dedik herhalde tanımadı. Bir taraftar falan mı zannetti acaba bizim Okan'ı? Okan Buruk. Yüz vermedi hiç. Bak Okan Buruk Şenol Hoca'nın peşinden gitti. Yani tebrik etmek için. Sen arkasından... maçtan sonra gördün mü bu görüntüsü? Sezgin abi ne demişti aynen. Tam olarak? Ve Okan Hoca Şenol Hoca'ya tebrikler hocam dedi. Döndü. Hoca da böyle yaptı. Yani sarılmadılar. Hiçbir şey yapmadı. Şöyle yaptı. Biz dedik ki herhalde yani herhalde tanımadı. Herhalde yani normal birisi zannetti o anda. Maç esnasında Şenol bir şey Hoca olmuş. Sarmış ona. Ve maçtan sonra da... Okan da hatasını biliyor evet, peşinde. Maçtan hocam, sonra da Şenol Hoca'nın Okan Buruk'la ilgili bir eleştirisi var. Bilmiyorum yazdınız evet, mı? Gelecek öyle şimdi. Biz Okan, de, Okan Hoca demiş ki sen bana geliyorsun ama sen de kart göreceksin de, hocam demiş. Tamam demiş. Biz de merak hocam. Ettik. Bak hakikaten. Şimdi kalabalık bizim grup maçı seyrediyoruz hocam. Dediler ki hatta orada biri ismini söylemeyeyim. Bir kardeşim. Arkadaşım dedi ki abi herhalde tanımadı Okan Buruk'u dedi hoca dedi. Ya tanımadı herhalde. Yok hoca tepkiliydi dönüşü falan zaten. Dikkat ettin mi? Evet evet. Ya ulan dedik Allah demek ki maçın içinde bir şey yaşanmış. Ben Okan Hoca hakeme koşuyor zannettim yok, bu arada. Şenol abi tebrik etmeye gitti. Şenol abi de böyle yaptı cool bir şekilde. Hiç şey yapmadı hani sarılırsın falan filan. Evet evet. Hatta dediler ki orada birkaç arkadaşımız ulan
Şenol Hoca da ne kibirli ne egolu. Bak sen adam ona koşarak geliyor Okan Buruk'a. Demek ki bir şey yaşanmış. Evet. İzleyelim mi ne demiş Şenol Hoca'yı, bir izleyelim o pozisyonla ilgili. Şu anda. Demiş ki Galatasaraylı yöneticiler mi dedi Sezgin abi? Şenol Hoca'nın bu açıklaması üzerine. Kesinlikle bench Galatasaray Galatasaray teknik heyeti, yani kenar yönetimi, kenardakiler demişler ki kesinlikle Şenol Hoca söylediği gibi iyi niyetli değildi. Yani bu açıklamalarındaki söylediği gibi kullanılan ifadeler yani, gibi başka. İyi niyetli değildi demiş. Başka bir üslup kullandı demek demiş. Galatasaray kenar yönetimi, nereden? Teknik heyet, bench, yedek bench. Kulübesi. Ha, ya hoca daha sert bir şekilde mi söyledi? Olay çıkartmaya, gerginlik yaratmaya geldi demişler Sezgin abiye. Maç 1-0'du o anda. Şu anda Sezgin abi. Bunlar olabilir ya. Ama ya futbolun içinde var. Şenol Hoca şimdi Okan Buruk'a, Okay olay çıkaracak bir şekilde bir konuşma yapmaz. Çünkü belki algı böyle olmuştur. Dünya üçüncülüğü yaşadılar beraber. Okan Buruk son derece çok terbiyeli beyefendi yani. Okan Buruk'a kimse kötü bir kelime kullanmaz. Çünkü o pozisyonu yaratacak bir adam değil. Belki vücut dilinden yanlış anlaşılmıştır. Ya bilemezsin ki. Yani belki olabilir ama Şenol Güneş'in de o tarz bir şey, insan olduğunu düşünmüyorum. Okan Buruk'a karşı olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. Yani yanlış anlaşılmış. Peki ben anlamadığım bir şey var. Şimdi Şenol Hoca'ya sorayım. Size ne? Okan, ha bunu söyleyebilirsin. Size bana ne? Katılıyorum. Rakip. Görürsün. Hocam zaten diyor ki bundan önceki maçlarda da yapıyor diyor. Hmm. Ufak ufak Şenol Güneş, Okan Buruk daha önceden kurulmuş zaten. Aynen. Sen hep bunu kenarda yapıp kendileri etkiliyorsun. Doğru, bizim bravo, maçta da yapıyorsun bravo, diye. Bravo, hocam hocam onlar öyle, yani ben çok beyefendiyim, o benim küçüğümdür, ona bir yol göstereyim. Bunların bu. Sen temin dedin ya ben yemem diye hani üçün biri. Ben de bu işleri yemem. Şenol Güneş de bu çok şerbetli. Yani. Neden söylediği belli. Şerbetli. Ben iki hoca için kısa bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Bir kere Şenol Okan Güneş, bugün hatalı. Şenol Güneş, hiçbir tanışıklığım olmamasına rağmen antrenörlüğünün dışında ben pek sıcak bulmadığım bir adamdır. Evet. Yani anladın mı? Sevmezsin sen. İnsan o. Belki de Fenerbahçeli olduğum için. Sen ona karşılıklı oynadın ama. Oynadım. Anlatabiliyor muyum? Belki de ben Fenerbahçeli olduğum için o hani Trabzon gramatiyle geldi falan. Belki de ondan. O rekabet. Belki de ondan. Şimdi onu kenara alalım. Objektif antrenörlüğüne bakalım. Ben bu yıl Şenol Güneş çok başarıları imza atmış bir şey hoca. Evet, dünya üçüncülüğü. Hiçbir şey ispat etmesine, hocalığını ispat etmesine gerek yok. Yolun başında değil, sonunda bir adam. 2021'de fakat, çok başarısız fakat oldu. Fakat bu sene geldiğinden beri şunu ispatladı. Onun savaşını verdi ve bence kazandı. Şenol Güneş bu savaşı kazandı. O da şudur. Bugün istisnasız kaç milyon toparladı. Beşiktaş toparladı. 25 milyon Beşiktaşlı varsa hepsi şuna inanıyor. Beşiktaş hepsini toparladı. Şuna inandırdı. Bu Şenol Güneş, ah Valerian İsmail'le biz çöpe attık bu ligi. Keşke baştan Şenol Güneş olsaydı. Söyledim ben. Biz %90 şampiyonuz. Şu anda diyordum ben Valerian İsmail'e haksızlık edildi. Ben Haluk Düçevi'ni kendisine söyledim. Şimdi Şenol Güneş bunu sağladı. Kendisini tebrik ediyorum. Herkes böyle inanmaya başladı. Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. İki, bugün maçtan sonra bakıyorum. Galatasaray kötü oynadı ve 3-1 yenildi ya. Bir baktım oklar hemen Okan Buruk'a dönmüş. İşte şöyle de onu çıkaramıyor, bunu sokamadı, yanlış soktu. Adam vay paylaşımında ama hatalar doğru eleştiriler falan de var. Filan filan olabilir, doğru eleştiri olabilir. Ama işin geneline bakın, Okan Buruk bu kadroyu iyi idare etti. Hala da iyi idare ediyor. Bence evet. Okan Buruk da sezonun en başarılı teknik adamlarından biridir. Okan Hoca'nın açıklamasından sonra gelelim. Abi, Şenol Hoca'yı bir bitirelim. Bir dakika hocam, Şenol Hoca'yı bir bitirelim. Şenol bir güzel bir soru soruyor. Bir bitirelim. Bir bitirelim. Saçmalama ya Rasim, öyle konuşma. Nerede? Ben de Şenol Hoca adam mıdır? Adamın kralıdır, adamdır, yapma. Şenol abi ya. Ben eleştirmedim. Şenol Güneş Türkiye'de teknik direktör. Kaç yaşında adam, yapma ya. Bir dakika dinle. Sevimsiz gelebilir ama en namuslu karakteri adamdır, olan yapma. Adam. Ben bir kere jübilesinde... Bak sert olabilir. Trabzon Beşiktaş maçında... Bazı insanlara sevimsiz ama çok namuslu. Trabzon Beşiktaş maçında var ben böyle isim. Trabzon maçında Şenol abi mesela benim sırtımda jübileyim. Doğru. En kuvvetli sendin. Bir sen taşırdın onu. Şenol farklı konuşuyor hocam, biliyorsun. Erman Toroğlu farklı konuşuyor. Söylemek istediğim Şenol abi kendine münasır, doğrular olunca doğru söylüyor. Dürüst, namus, düzgün bir adam ve sevgili Ahmet Nuçebi'ye şahitleri de vardır. Kendisine söyledim. Getir Şenol Güneşli'yi. Çöbiye mi söyledin? Bir kere real kendine, olarak. Kendine hani ben sanki çok buyur. İstiyorsa yalanlasın. Söyledim getir ya dedi. Demiş. İşte Trabzonlu hemşeriniz abi. Ya ne alaka? Daha önce getirdi. Kot montumu cildi. Daha önce getir kaldı İsmail'den. Yok çünkü. Ama hayır. Daha erken getiremedi. Niye? Çünkü yok işte. Sergen'i yollamak için Ahmet Nuçebi
İşte şeyi ne o? Trabzonlu. Şerol Güneş'i getirmek için sergen yapılacak falan. Ahmet Doğuş'a bir daha önce Şerol Güneş'e çalışmadı. Nur Çevre Trabzonlu. Tamam tamam ayrı iyi arkadaşlar zaten. Trabzonlu ya Nur Çevre Trabzonlu. İyi arkadaşlar. Getiremedi adam sadece baskılardan dolayı bu lafı söyleyeceklerdi. Ve ne oldu? Geç oldu. Sinan ama abici, temiz oldu. Buyur şimdi canım. Bak ben sanki çok eleştiren olmuşum gibi gözükebilir ama şu. Bir kere reel olarak bakarsak Türk futbol tarihinin tartışması en başarılı ikinci teknik direktördür. Birinci de Fatih Terim'dir. O da Okan Buruk başarısız olsa da gelsem diye bakıyor muhtemelen. Türk Ligi öyledir. Ama Şenol Güneş ikincidir. Ama 2021 senesinde özellikle benim Şenol Güneş'e yönelik. Hani şey vardı Amerika'da meşhur bankacı bir anda adam böyle balon oldu ortaya çıktı. Filmi de yapıldı. Robert De Niro oynadı. Neydi ya meşhur. Çok büyük bir şey. Belgeseli var Netflix'te. Tamam her neyse. Neyse. Senin kadar, 2021'de o kadar rezil, o kadar taktiksiz yani bir mahalle takımı gibi bir takım yönetti ki ve Avrupa'da Ertan senle konuştuk. İnanılmaz sert. Ya bu adam futbolu falan bilmiyor. Şenol Güneş'e dalga geçen çok yazılar çıktı. Ben orada dedim ki Şenol Hoca bıraktı herhalde. Yani tamamen balon diyemezsin. Başarıları var ama bıraktı artık. Yani saldı. Kendini güncellemiyor, yenilemiyor. Windows 98 gibi diye düşündüm. Şimdi bu sene Beşiktaş'la baktığımda yeniden bir toparlamışı benziyor ama daha bence o sınav bitmedi canım. Dinleyelim yani, bakalım. Yani. Bir Şenol Hoca'nın açıklaması devam edecek. Bir de Şenol Hoca sahaya da girmiş. Hani taç çizgisini biraz geçti. Onu niye vermiyorsunuz o zaman diyorlar. Madem Okan Hoca agresif davrandı. Onu da şimdi getireceğiz ekranlara sevgili seyirciler. Ben diyorum ki bu programı başka programla karıştırmayın. Oradan da oradan da ne varsa hepsini getireceğiz. Bizim için hiç önemli değil. Okan Hoca'nın basın toplantısı da gelecek ama Şenol Hoca'ya sorusu var Sezgin abinin. Şenol Güneş hocama sevgiler, selamlar, saygılar buradan. Beşiktaş taraftarı keşke biraz daha erken gelseydi diyor. Bu arada Okan Hoca'nın açıklamalarına gideceğim ama şunu da söyleyeceğim. Ahmet Hocam'la bugün de konuştuğumuzda içeriden aldığım bir haber vardı. Hocam bu önemli. Şimdi o sorular geliyor. Niye bunu konuşmuyorsun diye. Ali Şansalan'ın ben bugün sabah bir bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini şiddetli ateşle maça çıkamama durumu olduğunu öğrendim. Bu doğru mu? Vallahi öyle bir şeyler ben de duydum. Lakin bağırsak enfeksiyonu maça çıkamama ateş değil. Ali Şansalan bana göre hayatının bu düzeyde en üst düzeyde en iyi maçını yönetti. Hocam bir de bir şey söyleyeyim mi sana? Çok başarılıydı. MHK, Lale Hanım. Tebrik ediyorum. Ama bu doğru bir şeydi mi hocam? Yani ben size vallahi bunu merak ediyorum. Ben bu nasıl oluyor? Mesela senin tweetini gördüm öğrenliğin. Evde kahkahalara boğuldum ya. Ali Şansalan cırcır olmuş altını tutamıyor diye tweet atıyorsun. Yok öyle demedim Abdülkadir abi. Öyle dedim ya. Bir dakika öyle demedim Abdülkadir abi. Hocam cırcır oldu altını tutamıyor falan demedim. Hocam bir dakika bak ertesi gün bunlar benim önüme konuyor öyle değil. Öyle demedim Sinan abi özür dilerim tweet'i öyle atmadım. Dedim ki eski insanlar cırcır. Yok öyle değil cırcır demedim altını tutamıyor da demedim Abdülkadir abi. İsel ne ben abartmıyorum ya. Olmuş dedim. Ama işte ertesi gün önümüze koydum. Ben abartıyorum bu önüne konacak bir şey yok. Yok ben söyleyeyim şöyle dedim şöyle attım. Enfeksiyon, bağırsak enfeksiyonu geçiriyor. İshal olmuş ve baş ağrısı. Yüksek ateş sebebiyle değişebilir. Tamam da tamam çok hassassın tamam anladım. Ama bu önemliydi abi. Bu önemli bir şey değil ya. Sen ishal değilsin ben cırcır derim ben öyle cırırım. Ben eski adamım ya. Altına kaçırıyormuş diyorsun ya. Ya kaçırdım. Ya hocam bir saniye hocam her şeyi konuş. Ben konuşuyorum. Bir şey kardeşim. Yer Brüksel. Belçika 30 sene önce. Belçika anladın ya. Önce ishalim. Tamam da anlatma. Bak çocuk bağı bağladılar öyle çıkarttılar. Tamam da biz daha yapıyoruz ya. İshal adam demek ki ne yapıyor? Çocuk bağı. Bez bağlayıp çıkarsın. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Ya arkadaş ben konuşunca herkesin bir konuşma isteği geliyor ya. Hocam bezi bağladın. Niye böyle oluyor? Bir bitirsin ya. Ya bursanız da kardeşim ya. Hatta bezi değiştiren de Ali Kunak. Hocam bir saniye bir bitirsin ya. Vallahi ya ben bir konuya bir şey söyleyince böyle birdenbire bir herkese bir iştahlanma falan. Bez. Niye iştahlanıyorsunuz ya? Sakin olun. Çocuk bezi. Evet Abdülkerim abi. Yani ben şeyi merak ettim. Bunu atıyorsun ya bu tweet'i. Şimdi bu tabii ki bu duyum alıyorsun değil mi bir yerden? Evet. Ahmet Hoca da benim de duydum diyor. Bir yerden duydum diyor. Mesela size bu duyumu veren insanlar kimden duydu? Bu Ali Şansalan'ın affedersin şeyini abdestini yaparken yanında mı duruyorlar? İshal oluyor, cırcır gidiyor. Duyuyorlar size mi haber veriyorlar? Ben anlamadım. Siz nasıl bunu adamın cırcır olduğunu öğreniyorsunuz? Hani bu haber tam habercilik. Böyle habercilik olur mu ya? Niye? Ben şimdi cırcır olsam kim size haber verir mesela?
Siz birinin yanında mı cırcır olacağım ben? Hayır. Adam tuvalete girmiş, ishal. Nasıl oldu? Siz nereden biliyorsunuz abi? Diyelim nasıl siz? Sen maça çıkacak, cırcır anlatayım. Cırcır oldu. Maça doktor değil adam maçtan bu kaç saat önce attı hayatım, ya. Beni ararsın, hoca cırcır oldum dersin. Ben sana derim ki, kardeşim. Hocam cırcır yeme, ne ya? Şekerli yeme, İsel. Haşlanmış lafı. Cırcır ishal ya. Sen ishal değil, niye cırcır diyorsun? Ya eskiler cırcır deriz. Ya ayıptır böyle şeyler. Cırcır bu ya. İnsani bir durum bu. İshal ya bu ya. Sen hiç ishal olmadın mı? Ya bırakın ishalin mesela şimdi ya. Olmadın mı sen ishal hiç? Olmadın mı? İshal olmadın mı hiç? Hayır olmadım hiç. Nasıl olmadın? Hayatımda hatırlamıyorum. Nasıl olmadın? Ya ne konuşuyoruz? Ayıp ya. Yanındakine söyle. Tweet'e atar o ya. Kapat. İshal oldu maça çıkmayacak diyor. Nasıl oldu? Hayır çıkmayacak. Ali Şansalan. Sıkamayabilir. İyi maç yönetmesinin bir tane sebeplerinden bir tanesi ne biliyor musun? İki tane takımın oyuncuları da sahada çok iyi niyetli. Şeyini kontrol ediyorsun? Hiç kötü niyetli. Sahanın içinde kötü niyetli. Oyunu gerginliğe. Yapma yapma. Şova yapacak. Hakemi tribünlere atacak. Hiçbir neyi, türlü hareketlere yok. Girmediler. Yani iki takımın da isteği top oynamakta. Allah'a var. Dolayısıyla ondan dolayı Ali Şansal'a bak ne güzel istedikleri zaman yönetiyor hakemler maçı. Bak şahane yönetiyorlar değil mi? Tabii. Birkaç pozisyon var onları da göstereceğiz. Nedir o? Madem oraya geldik. Rasim. Şöyle. Eksen'in yönetmenlerinden uluslararası UEFA bağlantılarını evet. Hep böyle beraber maçlara gidip geldiğimiz maç yönetmeni sevgili. Atakan Çalışkan senin doğum gününü kutluyor. Atakan değildir oğlum. Atakan. Hocam. Şimdi ben hocaya bir şey sorabilir miyim? Maçta bir pozisyon benim dikkatimi çekti Olivier ama çözemedim. Bir getirelim onu ekrana. Ben o çözüm pozisyonu hocam sen çözdün mü? Hangisi? Ben çözemedim. 10 numara bir gelsin ekrana. Hoziye'nin ortasında Sergio Oliveira. Çözdüm. Şöyle çözdüm. Dizine mi geldi elinden ben çözemedim söylüyorum, onu. Net, çok net görüntü yoktu. Fakat yine ben eleştireyim Lig TV. Lig TV. Böyle hop tamam. Geçti. Olay nasıl oldu? Ortada da Rozier. Evet. Abdülkerim ayağını uzattı. O, Sergio Oliveira o. Neyse yani Beşiktaşlı oyuncu ortaladı. Evet. Oliveira veya Abdülkerim. Oliveira mı? Ben Oliveira biliyorum. Sergio Oliveira biliyorum. Tamam. Ayağını uzattı. Evet. Top ayağına vurdu. Vurdu mu? Çekti. Bunda da elini temas edip sıyırdı gitti. Evet. Vücuttan çekti. Niyet. Topa hamle yapmak. Evet. Eli de normal. Ayağını uzatırken şöyle esas duruşu uzatamaz. Aslında penaltı değil. Tamam. Hocam 9 numara. Ayağına değdiyse değil. Değdi ayağından sekti. Ayağından geliyor. Sen Ali Şahsan'ı bugün beğendin ama. Çok beğendim. Beşiktaş'ın ilk golünden önce faul var mı peki bak, hocam? Tekrar söylüyorum. Bu. Ben bugün gözlemcisi olsaydım veya Lale Orta'nın yerinde kaç olsaydım verirdin? Yarın derdim ki buraya gel. Önce alnından öperdim. Ali oğlum çok iyi maç. Eleştiriler bir ve tek. Boyu çok uzun değil mi? 1.93-1.94. Eleştirmiş evlat. Özellikle ilk yarı. Torreira'yı çok da kısa ya. Sayıs dövdü, Koley dövdü. Yapacağın şey kornere bekle diyeceksin. Gelin buraya diyeceksin. Bu çocuğu ezmeyin. Tamam mı? Torreira'yı ufaklık. 1.60'a 1.95'likler muhabbet. Evet hocam. Yan yana geldiler çocuğu. Golde bir şey yok. Tabii ya. Torreira'nın Abu Bakar'a sırt sırta vurmasında penaltı falan tartışılacak şekilde yok. Yok. Sonuç 11. Bana göre 8.5'luk. Dur üzerinde. Hocam 11 gelsin bir. 11 gelsin. Bir şey yok. Yok burada bir şey. 11 gelsin. Evet bu. Yani hadi abi. Abu Bakar'a yapılan hareket penaltı mı? Yok, ya yok. Ne penaltısı? Güldürmeyin abi. Ben güldürmüyorum. Ben soruyorlar ya. Evet, yok. Tertemiz. Yok. Peki. Yok. Var mı? Sayısın. Tuhaf olan şey Kerem'e şu. Kerem'e hareketi kırmızı kart. Tuhaf olan şey şu. Hayır değil. Alan markacı yapıyoruz biz diyor Okan Buruk maçtan sonra dinledim. Dev gibi oyuncuları var. Stoper, Nelson, Abdülkerim Bardakçı. Dev gibi oyuncuları var. Altı pasta bomboş duruyorlar. Alan savunmasıymış. Neyse bu. Torreira 1.35 boyu var adamın. Saysan. Ya Abdülhamit istersen bu değil. Bu adam Roman Saysan şuralarına geliyor kafası göbek tabii. Deliğine sarılıyor. Adam böyle yapınca tabii düşecek. Yani ben bu işi ben mesela bu işi anlamıyorum. Abdülkerim abi çok önemli bir soru var. İnsan yan yana getirmeye korkar ya. Der ki ya Abdülkerim Bardakçı dev gibisin. Git sen Saysan'ı al. Nelson sen kule gibisin. Git öbür ne Kole'yi al. Böyle işleşilir. Ben anlamadım bu işi ya. Bir de çok önemli. Zaten adam birini buna vurdu. Buna rağmen ilk golü de öyle yediler. Birini vur. Bir de golden i̇lk önce. Golden önce yine Roman Ses kafayı tabii. Üstüne avut attı. Abdülkerim abi çok adam. Önemli bir soru. Bravo, ne olur bak dinle. Güzel. Geçen hafta Karagümrük maçında Nelson dönemedi. Uçtu gitti. Bugün Nelson Abu Bakar'ı kaçırdı. Nelson'u kimse konuşmuyor. Çok kötü iki haftadır. Üç haftadır. Ben bir kere çok kötü performansı. Ben bir kere konuştum. Sen toptan ne anlarsın dediler. Onun için bir daha konuşmuyorum. Ne zaman ne zaman.
Sana toptan ne anlarsın diye alanı karıştılar. Abi şöyle bir durum var. Takımların futbolcularını ve eleştirmeyeceksin. Anladın mı? Şimdi ben Fenerbahçeli olduğuma rağmen Fenerbahçeli bir oyuncuyu eleştiriyorum ya. Diyorlar ki hadi ya sen onun tırnağı etmezsin. Böyle bir durum var, anladın mı? Ya öyle onun şey için çok ya. Oyunculara şey yapmıyorum. Odaklanmıyorum. Abi de bir dakika. Zamanla her şeyin boyası ortaya çıkar. Böyle abi, dökülür. Sen ki çok kariyerli adamsın. Abdullah Avcı mesela. Epey orta seviye oyuncuydu. O zaman Abdullah Avcı yorumlamazsa böyle saçmalık olur mu? Bir futbolcunun... Rasim sana anılar programı yapayım mı bir tane? Efendim? Anılar programı. Baba hayır diyorlar ya. Hayır böyle hep böyle eskilerden toptan, böyle. Hayır topları anlamazsın diyorlarmış kendi canına. Nelson'u mesela Nelson'dan rahatsız değil misin iki haftadır? Karagümrük maçında yaptığı ben hata. Ben söylüyorum. Bugün Abubakar. Çok rahatsızım ve bak ben Apo hocam gibi düşünmüyorum. Ben burada Aslan Kaplan demiyorum. Bu trendi kötü görüyorum. Trenddir bak. Bu bir trenddir. Futbolda da vardır bu, siyasette de vardır. Trend. Yükseldin, gidiyor musun, düşüyor musun? Ona bakacaksın. Şimdi baktığın zaman önde misin, öndesin. Ama baktığın zaman iki haftadır bir trend, düşüş trendi var. Ya bunu ters çevireceksin Başakşehir maçında. Herkesi şaşırtacaksın. Ya da bu trend devam ederse de ayvayı yersin. Başka bir şey de yersin derim ama hop, 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 söylemiyorum. Hop hop hop. Ya Rasim ya. Şimdi sen burayı kedi bahçesi mi yaptın? Kaç kedi var burada? Okan Buruk hocama bir gidelim. Okan hoca da bekliyormuş çünkü. Burada 20 kedi, 80 insan var. Bu nasıl bir ortam bu ya? Bak aha geldi kedi. Okan hocama da bir gidelim. Okan Buruk hocama da gidelim bir maç sonrası. Program yapıyor gibi her yerden kedi çıkıyor ya. Okan hoca böyle konuşuyor. Taraftarına umut veriyor. Aynen. Takımına güveniyor. Takımına güveniyor. Onu söyleyelim. Vermediğimiz başka bir şey. Ben yine söylüyorum. Programın başında söylediğim gibi. Yani Galatasaray takımı bugün çok iyi bir takıma yenildi. Yani tabii. Kötü oynamadı. Galatasaray kötü oynamak zorunda kaldı. Çünkü Beşiktaş'ın prensibi baskısından dolayı. Yani Beşiktaş takımı özellikle sahasıyla, seyirciyle bütünleşerek, taraftarla bütünleşerek müthiş bir oyun organizasyonuyla ve de iyi bir futbolcular olduğu için, bireysel yetenekli oyuncuları da bugün üst seviyede oldukları için dolayısıyla Beşiktaş'a Galatasaray'a daha ağır bastılar. Dolayısıyla yani Galatasaray önümüzdeki hafta aynı eski futbolunu oynayabilir. Çok normaldir. Ama Beşiktaş bugün saha ve seyirci avantajını kullanarak Galatasaray takımından çok çok iyi oynadı ve kazandı. Ümraniye'den canlı yayın yapacaktık. Sevgili Recep ve sevgili Buğra gittiler. Recep Çiçek ve Buğra Arslan, kameraman arkadaşım, muhabir arkadaşım Recep Çiçek. Ne olmuş? Otobüs boş gitmiş. Sadece Salih galiba orada. Şimdi görüntüleri görelim. Ben... Ümraniye'li Beşiktaşlılar bekliyorlarmış. Şu an mı canlı mı? Yok yok. İki saat önce falan herkes geldiler. Herkes stat'tan evlerine gitmiştir. Evet evet, yani stat'ta da işte orada da bazı görüntüler var işte. Bu arkadaşlar bizi verecek misiniz demişler. Hepsine selamlar. Beşiktaş galibiyeti için Ümraniye'ye giden Beşiktaş taraftarı. Şimdi Sinan abi, Abdülkerim abi, Ahmet hocam, Rasim, bak Beşiktaş'ın haklı olduğu konu, kendisine göre haklı olduğu konu, hükmen galibiyetler eklendikten sonra oluşan puan durumu. Beşiktaş'ın UEFA'dan da istediği. Yani kendisini kaybettiği ya da beraber kaldığı maçların da 3 puan olarak yenilenmesi. Şöyle. Olmaz bu hikaye. Yani bence olmaz ama neyse. Bu konuda... Verdi kararını, federasyon verdi kararını. Beşiktaş yönetimi Sediz Bey bu konuda bastırıyor. Biliyorum, onu da söyleyelim. Biliyorum. Beşiktaş yönetimi bastırıyor. Diyorlar ki biz Gaziantep Hatay maçlarıyla ilgileniyoruz. Fenerbahçe'nin de Sultan Hamit döneminden kalma şampiyonluklar istediği gibi. Yani bunlar oluyor arada. Şimdi yarın yine devam edeceğiz. Bu konulara devam edeceğiz. Derin futbolda. Beşiktaş paylaşımı uyudun mu? Verelim onu bir. Uyudun mu diye bir paylaşım yapmış. Kaç tane yapıyorlar ya? Maşallah o yatam çakarın dediği gibi bilmem neyi koparmışa döndü. Ne? Bilmem neyi. Playliyor mu? İlk maçtan sonra hatırlayın Ali Sami Yen'deki Neft'teki maçtan sonra Icardi'den çağrı var diye Galatasaray bir paylaşım yapmıştı. Beşiktaş'ta bugün... Bana yaptı. Cevap veriyor. Buyurun.
Evet, sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakınız. Yarın Derin Futbol'da tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalınız.